Spor Ajansı'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Gerçekten de ne hafta sonu oldu ama değil mi dediğimiz bir pazartesi günündeyiz. Taner Karaman ve Ahmet Akçan hocamızla beraberiz bugün. Hocam nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Ne hafta sonu oldu dedin. Benim için de ne hafta başı oldu. Yani daha haftanın başındayız sabahtan beri. Acayip tempoyla. Buraya yetişmek zorunda kaldım. Bu ara bir toplantı yaptım sabah. Yani güne haftaya öyle bir girdim ki ligin temposu böyle olursa kesin Şampiyonlar Ligi'nde derece yaparız. Hadi bakalım. Taner Karaman sen nasılsın? İyi çok şükür. Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Güzel bir lig bizi bekliyor. Artık evet. Az bir zaman kaldı ama kesinlikle. Ondan daha önemlisi 25'inde ilk maçlar. Eleme maçlarından da böyle sağ salim takımlarımız çıkarlarsa şöyle grupları izlediğimiz bir sezon olsun inşallah. Biz de öyle temenni evet. ediyoruz. Tabii ki Zaha'yı konuşacağız. Uzun uzun dünden yansıyanları, bugünkü sıcak gelişmeleri ama Taner'in de dediği gibi şimdi bugün saat 13'te Galatasaray'ın Zalgiris'e elemesi halinde kimle karşılaşacağı evet. belli oluyor. Saat 15'te de Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin bu tur geçmesi halinde bir sonraki turda kimlerle karşılaşacağı belli olacak. Bir kura heyecanı da yaşayacağız. Ama tabii ki Zaha ile şöyle bir başlayalım. Hocam Fenerbahçe ile adı geçti. Ama dün saat 17'de Galatasaray Kulübü bir açıklama yaptı. Evet. O dakikadan itibaren Zaha ile yatıyoruz, Zaha ile kalkıyoruz. Ya aslında neredeyse bir aydır Zaha ile yatıp Zaha ile kalkıyoruz. Hepimizin kalitesinden hiç şüphe etmediğimiz, hangi takıma gelirse gelsin ki o zaman Fenerbahçe'nin adı geçiyordu. Takıma çok şey katacağını düşündüğümüz kalitede bir futbolcuydu. Tabii kulüplerimizin kendi aralarındaki bu transfer çekişmeleri de transfer dönemine ayrı bir heyecan katıyor. İşte bazen hiç beklenmeyen goller atılıyor. Bu da onlardan biri oldu. Galatasaraylıların bile hiç beklemediği anda bu transfer bütün camiayı sevince boğdu. Yani Zaha'dan çok, yani biz rakibe bir gol attık zihniyetiyle yaklaşıyor birçok kimse. Ama bakın bunlar hep geçicidir. Yani ne orada transferi yapanın bunu abartması lazım, ne de transferi yapamayan takımın bunu kendine çok dert etmesi lazım. Sonuçta işte iki gün sonra veya yarın Galatasaray'ın resmi maçları başlıyor. Perşembe günü de Fenerbahçe'nin. Biz o andan itibaren yine saha içini konuşmaya başlayacağız. Futbolu konuşmaya başlayacağız. Ve inanıyorum ki takımlarımızın turu geçtiği maçları konuşmaya başlayacağız. İnşallah. İki hafta sonra da 11'ine çok şey kalmadı. Ligin o heyecanını biz burada hep beraber yaşamaya başlayacağız. Öyle anda her şey ak kara saha içinde belli oluyor. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Takımlarımız çok iyi kadrolar kuruyorlar. Daha kurmaya da devam ediyorlar. Özellikle Beşiktaşlara sesleneyim. Onlar biraz kendilerini geride kalmış hissetse bile hiç öyle düşünmesinler. Onların da lig başladığında çok iyi bir kadroları olacak. Zaten şu anki 11'leri bile şampiyonla oynamaya yeter. O yüzden çok heyecanlı bir lig bizi bekliyor. Bu kardeşlik, dostluk, barış ortamını bozmadan şöyle ligimizi de o heyecanı yaşarsak ben kendi adıma çok keyif alacağım. İnşallah. Ama sezon sonuna kadar mücadele gerçekten müthiş evet. olacak. Ligin marka değeri bir hayli arttı değil mi Taner Karaman? Şimdi İstanbul'a geliş görüntüleri gerçekten müthiş bir karşılama. Özellikle Ağspor ekranlarında harika bir yayın gerçekleştirdi. Dün arkadaşlarımız bir kere daha tebrik edelim emeği geçen herkesi. Evet. Ve bu görüntüler Galatasaray taraftarını mest etti. Binlerce kişi havalimanına gitti. Gidemeyenler işte sosyal medyadan, televizyon ekranlarından bu görüntüleri izlediler. Taner Karaman acaba nasıl değerlendiriyor Zaha transferini? Şöyle aslında, birincisi evet ligin kalitesinin arttığını düşünüyorum. Sebebi de şu, bu oyuncular 30 yaş altı oyuncular. Yani Zaha 30 yaşında. Daha önce gelen transferlere bakıyorsunuz, büyük bir bölümü. Aslına bakarsanız böyle eskide gördüğümüz, bundan öncesinde gördüğümüz 34'lerine, 35'lerine demir atmış... oyunculardan ziyade işte birçok oyuncu gelen isimler 30 yaş altında hala piyasaları olan isimler. O yüzden de önemli bir transfer başarısı. Ve Galatasaray'ın kadro yapısına baktığımız zaman şimdi Wilfred Zaha kariyerinde sadece son adam olarak oynamış bir isim değil. Bir taraftan Raşika'nın kontratını almaya çalışırken olası bir aksi durumda o bölgede de oynatabileceğiniz Mertens pozisyonunu
doldurmaya çalışırken bu sayede o bölgeye Zaniolo'yu da çekebileceğiniz bir opsiyon aynı zamanda Zaha. Bu yüzden Galatasaray adına önemli bir kazanımdır. Bir başka noktası da evet geçtiğimiz sezon Crystal Palace'la beraber oyuncu takribi bir 5-6 tane sakatlık yaşadı. Kısa süreli böyle 2-3 maç kaçırmalı. Ama bu sakatlıkların uzun boylu olmaması, Galatasaray'ın kontrol edebilmesi, eğer bu sürecinde kontrol edebilirse performans alabileceği bir isim Zaha. Ben açıkçası oyuncunun kalitesinin Galatasaray'a değer katacağı düşüncesindeyim. Ve Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmaksa eğer önemli bir ismi kadrosuna kattı bu yolda. Kesinlikle. Şimdi hani şu da konuşuluyor. Hangi mevkide oynayacak, ne tarafta oynayacak? Okan Hoca'nın işi zor, ihtiyacı var mıydı Galatasaray'ın gibi tartışmalar oldu ama hani insan diyor ki tek derdi bu olsun insanın değil mi yani? Böyle bolluk olsun ki hangisini oynatacağım diye düşünsün yani hiç olmaması daha mı iyi Ahmet Hocam? Şimdi bu da çok önemli konulardan bir tanesi. Teknik adamlar genelde bolluğu tercih ederler ama onun sıkıntılarını da yaşarlar. Tabii. Yani bugün Şenol Hoca'nın yaşadığı sıkıntıyla yine bugün Okan Hoca'nın yaşadığı sıkıntı birbirinden çok farklı. Ve burada hepimize görev düşüyor. Çok samimi konuşmak lazım. Benim futbolcularımızdan şöyle bir beklentim de var. İşte bu sene şampiyonluk adayları Avrupa'da da oynayacaklar. Ben Avrupa'da da kendilerinden başarı bekliyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesini, gruplara kalmasını bekliyorum. Şimdi lig 38 maç. Avrupa 6 tane eleme maçı oynuyorsun. 6 tane grup maçı oynuyorsun. 12. Ki gruptan sonra da en azından 2 maç hesaplıyorum bütün takımlarımıza. 14. Ziraat Türkiye Kupası 60 maça dayandı. Dayanıyor. Şimdi bu kadar yoğun bir maç trafiğini çok gerçekçi konuşalım. Çok diri olan, çok zinde olan futbolcuların bile kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla hocalara çok doğru fiziksel bir planlama düşüyor ki olayın mental yönünü ayrı değerlendirmek lazım. Mental yönünde çökersen zaten fizikman, otomatikman çöküyorsun. Rotasyonların bol olduğu bir sene izleyeceğiz. Ama bizde öyle futbolcular var ki ya oyun bitmiş. 90. dakikada belki alkışlatmak için dışarı alıyorsun. Gol atmış, kazandığın bir maçta bunu yapıyorsun. Hocam beni niye çıkardı diye isyanları oynuyorlar. O yüzden lütfen kim olursa olsun bu tür değişikliklere saygıyla yaklaşsınlar. Neden buraya girdim? Zaha geldi. Zaha'nın en iyi oynayacağı mevki hangisi? Kağıt üstünde son adam gibi gözüküyor ama son adam sonra sağ kanat. Sağ kanada koydum. Ben sol kanatta düşünüyorum Zaha'nın en etkili bölgesini. Son 4 sezonunu genelde sol kanat forvet olarak geçirmiş. İşte onun için şimdi solda oynatsa Okan Hoca orada Kerem var. Sağda oynatsa benim görüşüme göre Zaniolo var. Ben Zaniolo'nun sağda en etkili yeri olduğunu düşünüyorum. Hadi bir kaydırma yapsan ortada Mertens var. Dolayısıyla Galatasaray'da ilk 11 oyuncusu olarak daha düne kadar Zaha'nın gelişine kadar bu net 11 oyuncusu dediğimiz bir oyuncu dışarıda kalacak. Şimdi her dışarıda kalan kapris yapmaya, küsmeye başlarsa takımın sinerjisi bile bozulur. O yüzden Fatih Hoca döneminde Galatasaray bunu çok iyi uyguladı. Oynamayan futbolcu şundan emindi. Ya hocam beni bir sonraki maçta nasıl olsa oynatacak. Ben o maça hazırlanayım diye bu oynamadıkları haftayı da maçı da çok olumlu değerlendirdiler. Şimdi bu zihniyete Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bütün futbolcularının bence ihtiyacı var. Hocalara, takıma, kulübe en büyük destek de böyle olacak. Bu da benim futbolculardan bir ricam olsun. İşte biz de Zaha da geldi ya şimdi. Bakan bu da geldi. Bakın tabii, ondan hiç, bu da ondan hiç kaldı bahsetmiyoruz. Evet. Şimdi Galatasaray şov yönünü konuşalım. Dün öyle bir şov yaptı ki taraftar zevkten dört köşe. İki gün sonra Icardi gelecek. Bu şovun daha büyüğü yapılacak. Tabii. Bunlar yani, daha fragman bile kalabilir evet, Icardi'nin gelişinin yanında. Evet. Yani heyecanlı günler bizi bekliyor. Evet. Temenni ediyoruz bu kalite gerçekten sahaya yansısın. Bu arada Icardi demişken Zaha'yı konuşuyoruz ama şunu da söyleyelim. Eşi Wanda Nara'nın test sonuçlarının bugün belli olması, netleşmesi bekleniyor. Onunla da ilgili birazdan haberimiz var. Şimdi bir de dediğim gibi Icardi'nin gelişi
iyice bu dün ortaya çıkan, işte Bakanburun gelişinde ortaya çıkan görüntüleri böyle daha da geride bırakabilir yani. Ya muhtemelen Zaha'nın gelişinden daha şaşalı bir geliş olacaktır Icardi'nin gelişi. Ama şu bir gerçek, Galatasaray'ın kadrosu, şimdi önceden şöyle bir gerçeklik yaşanıyordu bizim ligimizde. İlk 11 ile yedek kulübesinde yerine oynayan adam arasında belki de %50'ye varan bir kalite farkı oluyordu. Ne oluyordu? İlk 11'deki adam sakatlandı ya da bir durum oldu. Yedek kulübesi oyuna girdiği zaman kadronun kalitesi de aşağı iniyordu. Şu an Galatasaray'ın elindeki özellikle hücum planına baktığımız zaman hücumdaki oyuncuların yerine oynayacak adamlar da ilk 11 seviyesinde. Bu da Şampiyonlar Ligi kulvarında özellikle. Belki bu farkı ligde çok hissetmiyorsunuz. Yani hissediyorsunuz ama bazı maçlarda. Ne oluyor? Ligde işte örneğin Icardi yoksa Bakan bu yerine girdiğinde farkını hissetmiyorsun çok fazla. Örnek veriyorum ama Şampiyonlar Ligi'de bu farkı çok hissedersin. Şimdi ise ne olacak? Kulübede Zaha mı oturacak? Icardi mi oturacak? Ya da Mertens mi oturacak? Geldi oradan getirdiniz. Zaniolo'yu mu yedek kulübesine oturttunuz? Şampiyonlar Ligi'nde rakibiniz Milan'ken ya da rakibiniz Inter'ken, belki de United'ken, Real Madrid'ken fark etmez. Kulübedeki Zaha'yı ilk 11'e aldığın zaman ilk 11 ile yedek kulübesi arasında farklar erimiş olacak. Bu anlamda çok önemli ve ülke puanı açısından ciddi anlamda puan almamız gereken bir sezonu yaşayacağız bu yıl. Ve Galatasaray bu açıdan bizim açımızdan çok önemli. Yani Galatasaray'ın arkasında, Fenerbahçe'nin arkasında ya da Beşiktaş'ın arkasında ya da Trabzon, hiç fark etmez. Avrupa'da kim mücadele ediyorsa ülke olarak o desteği sunmazsak eğer seneye Avrupa'da takımımız da çok az olur. Aynen. O yüzden geçtiğimiz yılki ivmemizi Avrupa'da devam ettirmek zorundayız. Ve Galatasaray bugün şöyle bir dengeye gidiyor. Galatasaray'ın bugün Şampiyonlar Ligi'ne gitmeden önceki şu anki tabloda şampiyonluk gelirleri, son yapılan anlaşmalar, sponsorluk anlaşmaları ile birlikte geliri yaklaşık 2-2,5 milyar TL'yi buldu. Buna ek olarak Florya'daki arazi, emlak konut anlaşması, Kemerburgaz, Riva'daki proje derken Galatasaray zaten hem emlak anlaşmalarıyla hem de sportif başarısıyla hem de sponsorluk anlaşmasıyla takribi bir yani 20 milyar TL'lik bir bütçeyi şu an ortaya çıkartıyor. Kısa, orta ve uzun vadede. Buna ek olarak şimdi Şampiyonlar Ligi gruplarına bir şekilde Zalgiris, Vilnius ve sonraki rakibini bugün işte biz yayında olmayacağız ama iyi bir rakip bile çıksa eleyebilecek bir kadro ortaya çıkartmaya çalışıyor Galatasaray ve oradan da gruplara kalması 15 milyon TL euro anlamına gelecek. Evet. Ve 0 puan bile alsa gruplarda yaklaşık 15 milyon euroluk bir yayın gelir alacak. Bu da 30 milyon TL euro yapıyor. Biraz başarı bunu 50-60 milyon euronun üstüne çıkartacak ve bu Galatasaray'ın finansal tablosu için de çok önemli bir durum. Ve bugün Galatasaray bence şu artıyı çok iyi yaşıyor. Bugün Galatasaray'ın kadrosundaki asetler, değerler kimler? Satılabilir diye baktığımız değerler. Nelson, Boye, Torreira, Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncuların büyük bir bölümü 30 yaş altında ve her an satabilirsin. Bir sene sonra, iki sene sonra kontratı devam ettiği süre içerisinde Icardi dahil olmak üzere. Icardi dediğimiz adam da şu an 29-30 yaşında. Tabii. Yani sen bu oyuncuya 10 milyon euro civarında bir maaş vaat ediyorsun. Ama bir sene sonrasında 31'deyken de bu oyuncuyu Arap Yarımadası'na satıp hem bu sene verdiğin maaşı alırsın, hem PSG'ye verdiğin 10 milyon euroyu alırsın, artı bir de kar edersin. Çünkü şunu da söyleyelim bu arada, Icardi ile alakalı da 6 ay kiralık oynama ihtimalinden de bahsediliyor Arjantin'de. Yani şu net bilgidir, Icardi Galatasaray'la kontratını yaptı. Icardi Galatasaray'ın oyuncusu şu anda. Hı hı. Ve olursa böyle bir anlaşma Galatasaray üstünden kiralama olacak. PSG üstünden bir kiralama formülü olmayacak. Yani tedavi sürecinde birkaç ay Arjantin'de oynaması. 6 aylık bir kiralaması şu an. Yani çünkü Newell's Old Boys iddiaları var Arjantin'de. Arjantin medyası bunu çok ciddi artık yazmaya başladılar. Hatta Fransız medyası da bunu yazmaya başladı. L'Equipe vesaire gibi kaynaklar. Zaha ve sanırım Zaha transferinde Galatasaray'ın biraz daha bonkör yaklaşması sürece. Son dakikada, bir son 10 günde özellikle buna çok ağırlık vermesi, Bakanbu'yu böyle 2-3 günde bitirmesi, biraz da Icardi'de olası bir negatif rüzgar eserse, yani Icardi 6 ay kiralanmak zorunda kalırsanın sanki bir hesabı da yapılmış olabilir burada. Olabilir. Çünkü işin ucunda bir sağlık var. Her an böyle bir negatif bir tablo ortaya çıkarsa Icardi diyebilir, ben 6 ay eşimin yanında kalacağım ve bir şey diyemezsiniz. Tedavimiz Arjantin'de olacağız. Galatasaray ne olacak? 6 ay kiralayacak ama hücum hattında Zaha ile Bakan bu. Barış Alper üçlüsü olacak. Evet. Böyle bir tabloda. Peki şimdi az önce bahsettiğin o Şampiyonlar Ligi olayını biraz daha detaylandıralım. Galatasaray'ın saat 13'teki belli olacak kuradaki rakipleri şunlar. Bu turu geçerse, Zalgiris'e elerse, Ahmet Hocam Sparta Prag o kesin. Ludogorets Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibi. Klasvik Haken
eşleşmesinin galibi. Hani Sparta Prag yine bir nebze burada güçlü ama herhalde playoff'a kalması için Galatasaray'ın yeterli rakipler gibi geliyor bana. Hani çok böyle sıkıntı yaşayacağımız rakipler gibi durmuyorlar. Benim görüşüm sadece bundan sonraki tur değil. Tabii her turu, her rakibi ciddiye almak lazım. Zalgiris'i ciddiye almak lazım. Bugün gidiyor bu arada Litvanya'ya Galatasaray. Zalgiris, Struga maçının bir bölümünü izlemiştim. Yani takım hakkında detaylı bilgim yok ama her şey Galatasaray'ın lehine. Şunu da biliyoruz, playoff maçı dahil olmak üzere Galatasaray'dan daha güçlü rakiplerle eşleşmeyecek Galatasaray. Hı hı. Dolayısıyla avantaj tamamıyla Galatasaray'dan yana. Bunu değerlendirdiği takdirde gruplara kalacaktır. O yüzden ben Galatasaray'ın kalmasını bekliyorum dedim. Burada en güçlü aday bu saydığın takımların içinde belki de Sparta Prag'tır. Sparta Prag, eski gücünde değil tabii, onu değil, da söyleyelim. Değil. Yani geçmişte biz Sparta Prag'la da eşleştik. Hatta onlara eğlenmiştik. Semih orada oynadı. Kısa o Nedved zamanı değil mi hocam? Nedved'in evet. Orada olduğu zaman. Evet. Ya espri olarak anlatayım. O maçtan önce Nedved'le anlaşmıştık biz. Nedved'i Galatasaray'a transfer edecekti. Yine o maçta kalecimizden dolayı biz bu transferden, bakın, mevkisel yaşanan sorundan dolayı Nedved transferinden vazgeçip Galatasaray bir kaleci transfer etmişti. Hmm. Brad Friedel. Hı hı. Öyle bir ihtiyaç olmasaydı Nedved o dönemde Galatasaray'a gelecekti. Tabii. Sparta Prag'dan. O zaman 3 yani, yabancı hakkı vardı değil mi sadece yani, değil mi? Evet, öyle evet, bir durum vardı. Evet. Öyle olduğu için zaten yani. Ondan vazgeçmek zorunda kaldık. Peki. Bu da ilginç bir anı olarak oraya evet. geçsin. O yüzden Sparta Prag benim çok yakın olmasa da son dönemde de böyle ismen takip ettiğim bir takım. Arada Galatasaray'la yine çok ciddi bir fark var. Diğer rakiplerimizin kuralları da bundan çok farklı olmayacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Onları da şimdi sen sayacaksın. O yüzden benim Galatasaray'dan beklentim, rakiplerini Galatasaray'a yakışır bir şekilde ciddiye alarak oynaması. Bunun sonucunda da biz Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray'ı göreceğiz. Bir cümlem de şu olsun. Buyurun. Taner'in fikrini de burada çok önemsiyorum. Ya bizde şöyle bir anlayış var. Biz küçük takımın büyük futbolcusu olmayı tercih ediyoruz. Biz Konferans Ligi'nde final oynamayı kendimize daha büyük hedef seçiyoruz. Ben buna katılmıyorum. Ben diyorum ki bizim hedefimiz kesinlikle daha zor olsa bile Şampiyonlar Ligi olmalı. O yüzden Galatasaray'ın ben Şampiyonlar Ligi'ni, zaten yapısında o var. Hı hı. Camianın, takımın, Okan Hoca'nın görüşü de o. Onlar Şampiyonlar Ligi'nde kalmayı tercih edecektir. Ne dersin bu işe sevgili Taner? Yani hocam şöyle, aslında iki boyutu var işin. Birincisi, Konferans Ligi gibi bir gerçek ülke adına çok büyük bir fırsat. Ha, bu arada bir virgül koyalım Taner, özür dilerim. Trabzonspor'a Orsic'ten kötü haber sevgili seyirciler. Bundan 1-2 saat önce o sıcak gelişmeyi vermiştik. Kontrol yapılacak, bir MR'ı çekilecek, durumu ne olacak diye. Şüphe vardı, diz bağlarında yırtık şüphesi vardı ve maalesef bu şüphe gerçek çıktı. Diz iç yan bağlarında yırtık tespit edildi. Yunus Emresel şu anda telefon attığımızda Trabzonspor'la ilgili bu üzücü haberin detaylarını kendisinden alalım. Yunus Emre, söz sende. Teşekkürler Onur Yıldız. Maalesef çok üzücü bir haber. Trabzonspor'un yeni transferlerinde Mislav Orsic çapraz bağ yırtığı nedeniyle 6 ile 9 ay arasında sahalardan uzak kalacak. Dün yapılan antrenmanda kili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Ciddi bir acı çekti, hem yüz ifadesinden hem de bağırışlarından belli olan oyuncu daha sonra golf arabasıyla sahayı terk etmişti. Ancak dün akşam saatlerinde bölgede ciddi şekilde ödem oluştuğu için MR kontrolü yapılamamıştı. Ancak sabaha kadar yapılan tedavilerden sonra, iyileştirmelerden sonra sabah saatlerinde bir MR çekildi ve bu MR sonucunda oyuncunun maalesef biraz önce de kulüp sitesinden doğrulandığı şekilde çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve en kısa sürede cerrahi operasyona gireceği de açıklandı. Bunun açıklaması şu şekilde: tabii ki derecesi ameliyat anında belki daha da netlik kazanacak, ancak oyuncunun minimum asgari düzeyde 6 ay, uzun vadede ise 9 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Bu aslında bir anlamda da sezonu kaçırdı demek oluyor Mislav Orsic. Yeni transfer henüz resmi bir karşılaşmaya çıkmadan çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Özellikle teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarla istediği, ilk istediği
oyunculardan bir tanesiydi Mislav Orsic. Ancak çok talihsiz bir durum söz konusu. Tabii şimdi yönetim kurulu bu talihsiz durum üzerine muhtemelen kendi içerisinde de bir değerlendirme yapacaktı. Çünkü sezon içerisinde oyuncudan fayda alınamayacağı için belki sözleşmesini askıya alma veya başka değerlendirmelerde ilerleyen süreçte netlik kazanacaktır. Ama tabii şu an için çok ciddi bir üzüntü hakim hem teknik ekipte hem yönetim kurulunda hem de taraftarlarda. Çünkü bu sezon şu ana kadar yapılan transferler içerisinde en ciddi beklenti olan oyuncuydu Mislav Orsic ve yönetim kurulunun da en yüksek bonservis bedelini ödeyerek transfer ettiği bir isimdi. Gerçekten çok talihsiz bir durum ortaya çıkmış durumda şu an için Onur. Evet, gerçekten üzücü bir gelişme Trabzonspor camiasına ve Hırvat futbolcuya şimdiden geçmiş olsun diyelim. Umarız en kısa sürede sahalara döner. Şimdi Southampton'da oynamış, Premier League görmüş. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'teydi galiba. Doğru. Real Madrid maçında hat-trick yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hırvatistan milli takımında oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçekten önemli bir kayıp. Şimdi tabii bundan sonra ne olacak ona bakmak lazım. Kontenjanı boşu boşuna doldurmamak da gerekiyor. Tamam. Belki sözleşmesi dondurulur. Yerine tabii ki bir transfer yapılacak. Sıkıntılı bir durum. Talihsiz ve Yunus Emre'sel konuşurken ben de oyuncunun sakatlık geçmişine baktım. Yani kariyeri boyunca yaşadığı sakatlık sayısı zaten 3-4. Onda da kaçırdığı maç toplamda 5-6. Evet. Şimdi böyle Trabzonspor'da böyle bir sakatlığı yaşıyor olması çok büyük bir talihsizlik. Ve aynen, sezonu kapatıyorsun. Bir futbolcu için yaşanılabilecek en üzücü sakatlıklardan bir tanesi. Ve geri dönüş süresi de çok uzun olduğu için muhtemelen Trabzonspor kontenjan harcamamak adına oyuncunun kontratını, lisansını askıya alacaktır. Evet, bu arada Emre Tuğrul hatırlattı şimdi editörümüz. Daha önce yine önemli bir transfer, 2 sezon mu 3 sezon mu önce Trondsen transfer edilmişti. Evet. Önemli, büyük umutlarla. O da aynı sakatlığı yaşamıştı daha sezon başında. Bu sakatlık anını ben izleyemedim. Çok özür diliyorum izleyenlerimizden. Bir darbe var mıydı sakatlık anında? Yani oyuncuya yönelik bir darbeyle mi bu bağ yırtı yaşandı? Dizine bir darbe mi aldı? Yoksa hareket pozisyonla alakalı bir burkma, dizi terste kalmasıyla galiba ilgili mi? Galiba pozisyonla ilgili ama bir sorarız Yunus Emre'ye daha detaylı. Böyle bir durumda darbe yokken bu sakatlık yaşanıyorsa Trabzonspor teknik yönetiminin sağlık ekibine bununla alakalı bir rapor istemesi lazım. Bu sakatlık neden yaşandı? Hmm. Bu oyuncunun bu sakatlığı yaşamayla ilgili bir ihtimaliniz, gözden kaçırma ihtimalimiz var mı? Elinizde bu oyuncuyla ilgili ne gibi bir rapor var? Ve biz bu oyuncuyu bugün antrenmana sokarken ne gibi bir diziyle ilgili elinizde bir done vardı da buna önlem alınamadı diye Trabzonspor yönetiminin sağlık ekibine bununla alakalı bir rapor isteği olması lazım. Trabzonspor sağlık ekibi de böyle büyük bir camiaysanız, bu kadar milyonlarca euroluk bir transferler yapıyorsanız her oyuncunuz antrenmana çıkmadan önce elinizde her adamınızın ayak baş parmağına kadar rapor olması lazım. Bunu da muhtemelen yönetim isteyecektir, talep edecektir. Evet, yani burada bir ihmal var mı yok mu öğrenmeleri lazım. Sonra dediğin gibi o detay da önemli. Hocam? Şimdi bu tür sakatlıklar genelde darbeyle oluşmaz. Tamamıyla. Ben de öyle biliyorum. Evet, o yüzden hocam. Denge kaybıyla veya ani dönmelerle. Ama şu etkili olabilir. Darbe olur, o sizin dengenizi bozar. Hı-hı. Çok kontrolsüz bir şekilde düşmenize yol açar. Orada oluşabilir sakatlık. Tabii. O yüzden oradaki darbeleri de, temasları da mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü bu kolay kopan bir bağ değil hocam. Ya işte bu tam dizdeki yeri söyleyeyim. Sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtı ve iç yan bağ yaralanması. Tamam, yani tam dizin çevresinde bağlar var. O bağlardan bahsediyorlar hem iz içinde. Ya yani bunlar kolay kopan bağlar değil. Yani burada haddime değil bununla alakalı ifadede bulunmak ama öyle hepimiz düşüyoruz, hepimiz kalkıyoruz. Spor yapan her insan düşer kalkar. Kolay kopan bağlar olmadığı için bununla alakalı muhtemelen bir istekleri olacaktır yönetimin. Bir saniye, önemli bir gelişme daha var hocam. Hemen bir virgül daha koyalım. Icardi'nin menajeri Elio Pino bir paylaşım yapmış. İstanbul havalimanından bir İstanbul, şöyle size göstereyim Taner. Arkadaşlar gördün mü? Evet, ben de. Hocam şöyle göstereyim, arkadaşlarımız da birazdan ekrana yansıtacaktır. Bu paylaşım nereden? Menajeri Elio Pino'nun yaptığı paylaşım. Icardi'nin menajeri. Icardi'yi de etiketlemiş mi? Evet. Bakıyorum. Mi? Bu paylaşımda ben göremedim ama bu da şimdi Galatasaray taraftarını daha da heyecanlandıran bir durum.
Bu paylaşımı arkadaşlarımız ekrana hazırlarken Ahmet Hoca'nın yorumu yarıda kalmıştı. Şimdiden havaalanına gitmesin. Şimdiden gitmeyin daha bir saniye. Yani, arşivden burası 14-15 saat sürer. Birkaç saat daha vakitleri var. Şimdi çok üzücü bir defa sakatlık. Maalesef. Yani inanın bana ben de bu tür veya buna benzer sakatlıklar yaşadım. O yüzden bir futbolcunun başına gelebilecek, bir insanın başına gelebilecek en kötü olaylardan biri. Hele hele çapraz bağlar çok da uzun sürüyor. Ortalama 6 ay. Yani bunun biraz altına inenler var. Hatta daha da uzayanlar da var. Yuvarlak bir 6 ayı hesaplamak lazım. Bu da Ocak ayının sonuna kadar gider. Yani ondan sonra antrenmanlar toparlanması Trabzon için ciddi bir sorun. Hatta daha şimdiden acaba Ors için yerine yeni bir transfer yapsak mı düşüncesi bile atıldı. Tabii sakatlıkla ilgili de bir doktor kadar detaylı bilgi vermeyelim ama diz böyledir. Çapraz bağ bu şekilde önlü arkalı gelir. Onun öndeki olan yırtılmış. Bir de yan bağlar bir dizin dış tarafında vardır, evet. Bir de iç tarafında vardır. Bu iç tarafındaki yan bağlar yırtılmış, zedelenmiş. Kolay değil tabii. Temenni ediyoruz. Bundan sonra hiçbir futbolcuya böyle bir sakatlık vermesin Allah. Ama bunlar kaçınılmaz oluyor. Sevgili Taner'in dediği doğru. Yani bu konuyu geçen gündeme getirmedim. İşte Lianco'nun Beşiktaş'a geldiği dönemde buradaki sağlık kontrolleriyle ilgili bazı şeyler yaşadık. Bakın bunlar çok önemli konular. Bunların tamamıyla her kulüpte çok doğru bir şekilde yapılması lazım. Ve de bizim gündemimize gelmeden de kapatılması lazım. Evet. Şimdi sen bir futbolcusun, buraya geliyorsun. Burada hele hele medyaya biraz da yanlış yansırsa ya bu adam sakatmış diye ömür boyu senin kariyerini etkileyebilecek bir leke kalabiliyor üzerinde. Tabii. Yani biz Lianco'da öyle oldu mesela. Kişisel verileri koruma kanunundan bahsediyoruz. Gününde öyle bir hale geldi ki telefonla yapacağın her işlemde hemen karşına çıkıyor. KVKK koruma kanunu bu herkesin hakkı. Benimle ilgili bilgilerin hiçbir yere yansımaması lazım. Dolayısıyla bu kulüp doktoruyla tamamıyla futbolcu arasında kalması gereken bir konu. Sakatlanma riski ayrıdır. Sakatlığından dolayı bir altyazı geçerse bu ayrıdır. Futbolcuya tazminat alma hakkı bile verir. Tabii. O yüzden Trabzonlu doktorlar da kesinlikle bu araştırmaları bence yapmışlardır. Ben de öyle düşünüyorum. Yani orada soru işaretleri varsa bile Karadenizlileri biliyoruz. Onların da kafalarını hiç karıştırmayalım. Kaldı ki bir de şu var. Sakatlık olduktan sonra bunun öncesi ne durumdaydı onu bilmek de çok kolay değil. Tabii. O yüzden bu arada yapılmıyorsa da yapılması lazım. Yani bir hani böyle bir durum eğer bir ihmalle ortaya çıktıysa ve bu rapor edilmeden sonrasında oyuncu sahada bunu bile lades gibi bir durum varsa yeni vakalar yaşanmaması adına önlem alınması lazım. Şimdi bir de bu Lianco konuşulurken gündeme de geldi. Beşiktaş'ta bizim yaşadığımız 2000 yılında 99-2000 sezonunun başında yaşadık. Van Ek Almanya'dan Beşiktaş'a transfer için gelmişti. Ön görüşmeler yapılmıştı. Buradaki kontrollerde de çok zaman geçtiği için, Van Ek futbolu bıraktığı için söylüyorum şimdi. Onda da bir risk oldukça büyüktü. O zaman Beşiktaş'ın doktorları bence mükemmel bir iş çıkardılar. Hepsi de şu an çok değerli işler yapıyorlar. Türk futboluna o günden beri hizmet ediyorlar. Öyle bir riski yönetime gizli bir şekilde bildirdiler. Teknik heyete bize bildirdiler ve o transferden Beşiktaş vazgeçmişti. Ama bunlar futbolcuya sakatlığını hiç kimseye duyurmadan halledilmiş içerideki konulardı. Akıbetinde sonra ne oldu futbolcu? Oynadı döndü, mı? Döndü, oynamaya devam etti. Ha. Zaten bir risk vardı. Risk. Okay. Tamam, o riskten de şimdi şu kadar sakatlandı, bu kadar sakatlandı. Hepsini biliyorum. Ona bile gerek yoktu. Doğru karar yapılmamasından yanaydı. Hı-hı. Beşiktaş da o süreci o dönemde çok doğru yönetmişti. Evet, şimdi Icardi'nin menajerinin paylaşımı heyecanlandırdı dedik Galatasaraylıları. Biz yine Zaha'ya dönelim. Şimdi Galatasaray'ın hücum hattı gerçekten şu anda derin. Yani çok iyi oldu. Tabii. Icardi, Bakambu, Zaha, işte bir tarafta Zaniolo, arkalarında Mertens, Kerem, Barış Alper derken yani müthiş bir alternatifli hücum hattı. Şimdi Galatasaray Yusuf'u saymıyor bile kimse. Onlar biraz onlara biraz sıra hani gerçekçi olmak kiralık gibi gerekirse diyorsun. Zor gelir. Tablo hani biraz onları kiralığa doğru itiyor. Yavaş performanslarına yavaş. Bağlı şimdi tabii ki onların da ne yapacağını bilemeyiz. Şimdi az önce geldim paylaşım. Peki
O zaman bir verelim. Hemen arkadaşlarımız hazırlamış. İşte sevgili seyirciler, Elio Pino, İstanbul TK1874. Görüyorsunuz saat 10.40 ve o saatte yapılan bir paylaşım. Yani planlanan uçuş saati 10.40 sevgili seyirciler. İstanbul saati tabii bu. Ama ne kadar sürer? Buenos Aires buradan herhalde bir 13-14 saatlik bir yolculuk, aktarmasız direkt uçaklarda. Değil mi? Neyse, o hesaplar artık geliş saati yaklaştıkça yaparız. Ya da Galatasaray taraftarı şu an çoktan yapmıştır bile. Yok, sabah beni evden alan ulaştırmadaki arkadaş arabayla giderse 10 saatte gider. Daha çabuk. Peki, evet, şimdi heyecan üstüne heyecan. Yani Galatasaraylılar ağzı kulaklarında Taner şu anda. Çok normal. Yani heyecanla bekliyorlar. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Bu oyuncu performans vermiş ve ikinci sezonunu yaşama ihtimali olan bir oyuncu. Yani tabii, hiç performans vermemiş, yıldız statüsünden gelen bir oyuncu olsa bir takım taraftarlar der ki tamam, yıldız bir oyuncu aldık deyip bunun, evet, heyecanını yaşamayabilir. Hı-hı. Ama Icardi geçtiğimiz sezonu Avrupa'nın en fazla rakip kaleye başarılı şut atan 5 adamından biri olarak tamamladı. Ve gol asist rakamlarında da hatırı sayılır miktarlara ulaştı. Ve siz bugün Şampiyonlar Ligi hedefinde koşacaksanız Icardi gibi bir golcü de burada çok önemli bir rol üstlenecek. Ve taraftarlar da doğal olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkan, çeyrek finali, yarı finali zorlayan bir Galatasaray hayal ediyor. Bu da doğal olarak Icardi gibi bir golcüyle daha olası kılındığı için de taraftarın beklentisi Icardi'nin gelmesi. Şimdi zihinlerde de Icardi'nin, Zaniolo'nun, Zaha'nın olduğu bir 11 fazlaca şeyler hayal ettiriyor. Bunu da Galatasaray başarabilir. Çünkü Okan Hoca'nın yıldız yönetimiyle alakalı çok iyi bir performans verdiğini düşünüyorum. Geride kalan sezonu hatırlayalım. Kesinlikle. Ki daha önceki sezonlarıyla alakalı da Okan Hoca ile çalışmış oyuncuların söylediği, antrenmanlardan gelen ifadeler, onunla çalışmış teknik adamların, yardımcı hocaların ifadeleri, kondisyonerlerin, analizcilerin ifadeleri, Okan Hoca ile ilgili negatif bir cümle ben bugüne kadar hiç duymadım. Bak, bu kadar çok %100 de söylüyorum. Yani bazen çalışmayı bırakırsın, çalışmadığın adam der ki arkandan sana hoş olmayan söylemlerde bulunur. Ama Okan Hoca ile alakalı bir tane negatif cümle duymadım. Çalışanlarıyla ilgili ya da işte çalıştığı futbolcularla alakalı. Ve en çok övüldüğü, evet, nokta ise ilk 11'in en önemli adamıyla da çok iyi diyalog kurduğu, ilk 18'e giremeyecek adamla da çok iyi diyalog kurduğu. Bu da bütün oyuncuları kucaklaması, herkese bir şey izah etmesi ve onlarla birebir diyaloğa giren bir teknik adam olması ve yıldızları da iyi yönetebiliyor. Ve ikinci baharını iyi yaşatabilen bir teknik direktör. Hatırlayalım, Icardi'nin ilk geldiği dönemlerde bir Arjantin'e gitti Icardi. Uzunca bir süre, evet, gelmedi. Eleştiriler vardı. Niye gitti? Adana Demirspor maçı öncesi. Vandanara, evet, oradaydı. Niye gidiyor? Burada takım içi huzursuzluklar vesaire olur. Burası Galatasaray cam. Ama ne oldu? Okan Hoca Icardi ile görüşmüş. Icardi ona göre müsaade istiyor. Takımın geneline muhtemelen bununla alakalı bir izahı da hoca yaptı. Niye gittiğiyle alakalı. İşte orada tedavi gördü vesaire denildi. Sonra Icardi geldi ve o gün Icardi'ye belki böyle yaklaşılmasaydı, bugün Icardi başka bir kulübün oyuncusu olmak için uğraş verirdi. Bu arada bir sıcak gelişme daha var sevgili seyirciler. Bugün gerçekten çok sıcak bir gündem. Bakambu ile Torreira kafilede yer almadı. Galatasaray'ın Litvanya yolculuğu başlıyor. Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Bakambu yok. Zaten yazılması pek beklenmiyordu. Hani Galatasaray'la hiçbir idmana çıkmadı. Ve tedavisi süren Torreira aslında kadroya yazılmıştı. UEFA'ya bildirilen listede, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ama bu maçta forma giyemeyecek. Hani önemli bir eksik Galatasaray için. 11'i de belli zaten Galatasaray'ın. Şimdi sevgili Taner'e katkı olsun, destek olsun diye söylüyorum. Biraz farklı yönden yaklaşacağım. Icardi için çok güzel bir tespitte bulundu. Altını çizmemiz gereken konu şu. Icardi bu performansı Premier Lig'de değil, Bundesliga'da değil, Galatasaray'da, Türkiye'de yaptı. Yani o yüzden çok değerli Icardi'nin performansı. Yani performansı cepte bir kere. Kaldı garanti ki sadece saha içi verilerinden değil, aynı zamanda Icardi'nin sağ dışı davranışlarını burada yine ön plana çıkarmak lazım. Geldiği gibi takıma hemen uyum sağlayan, profesyonellik anlayışıyla, yaşantısı dahil olmak üzere, çocuklarının eğitimi dahil olmak üzere her şeyle İstanbul'da, Galatasaray'da örnek gösterilecek bir dönem geçirdi.
bu Icardi için çok büyük bir artı olduğu gibi geleceklere de verilen çok iyi bir mesajdır. Ya kardeşim bakın, yani buraya Icardi gibi biri geliyor, sorunsuz bir şekilde bunların hepsini yapıyorsa, sen de hiçbir şeyden şikayetçi olmadan, kendi çıkarını düşünmeden takımın çıkarına hizmet etmek senin işin diyerek onlara da çok güzel mesajlar veriyor. O yüzden katılıyorum, destekliyorum. Okan Hoca ile ilgili de yine futbolculara küçük bir tavsiyede bulunma ihtiyacı hissettim. Anlatılanların hepsi güzel. Galatasaray şampiyon olmasaydı ne olacaktı biliyor musunuz? Ya sen Icardi'ye böyle kafana göre izin verirsen sen de şampiyonluğu kaçırırsın diye eleştiri gelecek. Sonuca göre değişecek de eleştiri. Bizim maalesef futbol gerçeğimiz bu. O yüzden Okan Hoca'nın yaptığının ben doğru olduğuna inanıyorum. Şampiyonluğu sonucu göz önünde bulundurmadan. Çünkü burada bir tek risk var, bir tek tehlike var. O da maalesef bizim futbolcularımızdan kaynaklanıyor. Okan Hoca gibi doğruları yapan, futbolcuların hepsine sevgiyle, saygıyla yaklaşan hocaları bizim ülkemizde futbolcular sık sık suistimal ediyor. O da var. Yani lütfen hiçbir futbolcu bunu yapmasın. Sadece Okan Hoca'ya karşı değil. Aynı şey İsmail Hoca'nın da başına gelebilir. Aynı şey Şenol Hoca'nın da başına gelebilir. Hatta Beşiktaş'a ilk geldiği haftalarda başına geldi bile. Yani o dönemde isim vermeyin. Bazı futbolcular İsmail Hoca gitti diye sanki buna biraz burun kıvırırcasına davranışlar sergilediler. Şenol Hoca da bir ikisini hatta hemen kulübeye de almıştı. Yani onu da hatırlayalım. Sonradan evet, gerçeği gördü onlar. O yüzden hoca futbolcu ilişkisinde iki el gibi ikisinin örtüşmesi lazım. Doğru. Okan Hoca'nın en büyük artısını futbolcular yanlışmış gibi anlaşılacak bir şekle lütfen sokmasınlar, suistimal etmesinler. Demin de dedik. Bu sezon hepsine ihtiyaç var. Hocalarının görev verdiği maçlarda en iyisini yapmaya gayret etsinler, yetecek. Evet. Şimdi bu arada Elio Pinho'nun az önceki paylaşımını ekrana getirdik. Çok sormuşsunuz. Icardi de mi uçakta, Icardi de mi geliyor? Öyle bir bilgi yok. Menajeri uçuyor. O bir kere kesin. Muhtemelen. Belki önden gelecek. Evet. Sonrasında işte bugün çıkacak sonuçlara göre Vandanara'yla Icardi'nin de İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Belki Vandanara gelir mi gelmez mi onu bilemiyoruz. Ama Icardi mutlaka bu hafta gelecek. Bu uçakta sadece menajeri var. Icardi'nin olup olmadığı bilgisi yok. O yüzden hani onu bir söyleyelim. Ne derler, böyle bir ümitlendirmiş gibi olmayalım. Şu anda sadece menajerinin uçuşu bu. Uçuş bilgisi. Değil mi hocam, onu bir söyleyelim. Artık futbolcuları bıraktık menajerlerine bile takip eder olduk. Evet hocam, çünkü şimdi menajerler artık şeyi veriyor. Yok. Sinyali onlar veriyor. O yüzden aslında güzel de oldu Galatasaray taraftarı için. Biraz da böyle içleri hani rahatlamış oldu. Ya mutlaka, ama şimdi çok samimi söyleyeyim. İlk planda benim aklıma da gelen Icardi oldu. Hmm. Yani böyle gereksiz yere onlar da bizi heyecanlandırmasınlar bu dönemde. Icardi'nin gelişinden bence bütün diğer takım taraftarları bile bence heyecan duyabilirler. Ne diyoruz? Ligimizde kalite olsun, marka değeri olsun. Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da olsun ama kalite olsun. Aynen. Yani mesela taraflı tarafsız bir tad için Ajax performansını görmek Süper Lig'de heyecanlandırır herkesi. Fenerbahçeli olan olmayan, işte Icardi'si, Arda'yı bile mesela Ceko düşünün. Deplasmanda gol atıyordu. Ev sahibi takım alkışlıyordu Arda Güler'i bile hani. Doğru. Yani bu tür şeylerden de aslında keyif almayı bilmek lazım. Bu arada Arda'nın takımı Real Madrid, Milan'ı 3-2 mağlup etti 2-0 geriden gelerek hazırlık maçında. Arda'nın hafif bir sakatlığı vardı. Oynayamadı. O görüntüler gelirse de zaten gün içinde Aspor ekranlarında sizinle paylaşırız. Şimdi hocam şunu diyorduk. Taner'e de tam soracaktım o soruyu. Ahmet Akcan diyor ki tamam, Konferans Ligi, Avrupa Ligi, bu hedefler bize daha gerçekçi olabilir ama Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarı olmalı. Bir de makas açıldı artık, hı hı, çok büyük uçurum var diye bir görüş var. Ama şu Galatasaray'ın kadrosu Avrupa'da hangi organizasyon olursa olsun böyle bir kupayı zorlayacak, finali zorlayacak, en azından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni zorlayacak bir kadro oldu diyebilir miyiz? Zaha'nın gelişi özelliği. Tabii ki de. Yani şu mevcut kadro doğal bir Konferans Ligi şampiyonluk adayıdır. Bir. İki, UEFA Avrupa Ligi final adayıdır bu kadro. Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final adayıdır diye görüyorum şu kadroyu.
Katılıyor musun hocam? Güzel bir liste yaptı bak. Seçenek. Yani, seç beğene. Hayır ben sizden farklı düşünüyorum. Ama şöyle sizden bir... Türkiye genelinden farklı hocam, düşünüyorum. Hocam şöyle UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış bir takımın doğal olarak hedefi Şampiyonlar Ligi olması lazım. Galatasaray'ın da hedeflediği şey kısa vadede değilse bile orta vadede oralara ulaşmak gibi gözüküyor. Yapılan transferler de transferlerin kalitesine baktığımız zaman biraz hedef başka boyutlara gitmiş durumda. Bu bir gerçek. Ha, elde edersiniz edemezsiniz ama şurada bir gerçek var. Artık hani UEFA öyle bir eleme usulü yaptı ki kolay kolay Avrupa'dan elenemiyorsunuz. Sizi bir şekilde bir alt lige atıyor. Bir alt lige atıyor. Yani Galatasaray şansını Şampiyonlar Ligi'de deneyecek. Şampiyon olamaz. Olur. Ona bir şey diyemem. Ama oradan elendiği takdirde UEFA Avrupa Ligi şansı var. Oradan elendiği de Konferans Ligi şansı var. Bir şekilde bu kadro Avrupa'da başarı elde edecek bir kadro zaten. Fiorentina ile West Ham United final oynuyorsa Galatasaray'ın bu kadrosu onlardan aşağı kalır bir kadro mu? Roma'nın kadrosu iyi yani bir Roma kadroydu. Roma seviye hadi. İyi bir kadroydu. Mourinho da kulübedeydi tabii. Ayrı bir nokta o ama şu kadrodaki birçok oyuncu da o kadroda oynayabilecek oyuncu grubu. Evet. Yani Mourinho'ya sorsan Icardi ister kadrosuna. Ve daha iyi ister kadrosuna. Oynamış oyuncular. Oliveira evet. Roma'da oynamadı mı? Oynadı. Zaniolo oynamadı mı? Hani oynadı. Bunun gibi bir sürü yani adam sayabiliriz. Zaniolo'yu bugün iste bir saat sonra imzaya uçağa gelirler İstanbul'a imza attırmak için Roma'dan. Evet. O yüzden hani Galatasaray'ın kadrosu da dediğim skalada Avrupa'da başarı elde edebilecek bir kadro. Şu güzel bir tablo biz için. Konferans Ligi'nin şöyle bir artısı var. Şimdi takımlarımızı UEFA Avrupa Ligi'ne gönderiyorduk. Evet yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye Kupası'ndan ya da işte bir şekilde UEFA Avrupa Ligi'ne gönderiyorduk ama seviye farklılığı çok fazla olunca orada gelen yenilgiler ülke puanımızı çok etkiliyordu. Şimdi Konferans Ligi gerçeği, şimdi örneğin Sivas Spor, Kayseri Spor ya da işte X takım, Y takım seviye Konferans Ligi ise oraya gönderelim. Böylece orada puanlar toplasınlar, kazansınlar. Seviye diğer taraftaysa eğer oraya gitsin ama UEFA Avrupa Ligi'ne o seviyenin takımını gönderdiğimiz zaman grupta sıfır çekip ülke puanında da bize çok büyük bir zarar veriyor bu takımlar. Hmm. Ama şu anda Konferans Ligi ki bu sezon Konferans Ligi'ne gönderdiğimiz takımların topladığı puanlar bizi ülke puanında nefes aldırdı. Evet. Onu da söylemek iyi, lazım. Böyle bir fırsatımız da var. Yani ben Konferans Ligi'ni tutuyorum, değerli buluyorum. Özellikle bizim gibi ilk 10'a girmeye çalışan ülkeler için çok kıymetli bir organizasyon. Evet maç sayısını arttırıyor. Ama nefes almak adına bizim için çok önemli ve oraya giden takımlarımız için de iyi bir fırsat ortaya çıkıyor. Evet. Ben biraz daha büyük hedefler koymayı daha doğru buluyorum eğitimci olarak. Çünkü özellikle biz gençlerimize hayal kurmayı çok tavsiye ediyoruz. Yani gerçekten hayaller kurulsun. O hayallere ulaşmak için çalışılsın. Bakın sadece hayallerde kalmasın. Ben oraya ulaşırım inancıyla oraya yürümeye çalışın hepiniz. Yaklaşım bu olmalı. Böyle olunca bizim ülkemizde şunu da biliyoruz. Küçük hedefler sizin çok büyük olmanıza her zaman engel oluyor. Biz işte birazıyla yeterli olmayı kabul ediyoruz. Küçük takımın büyük futbolcusu olmayı veya küçük liglerin büyük takımı olmayı biz dönem dönem kabulleniyoruz. Şartlar sizi zaten o gerçeklerle yüzleştireceği için gerçek seviyenizi de görüyorsunuz. Öyle olunca biz bazen kendimizle yarışmayı bile bırakıyoruz. Yani günümüzde artık belirli bir seviyenin üzerine çıkacak olan takımlar, insanlar kendileriyle yarışmayı bilmeli. Yani ben ikinciyi çok geride bıraktıysam, onunla yarışıyorsam artık yarışı yürüyerek bitiriyorum. İlerlemek için bu bence şart. O açıdan ben bunu gerçekten çok önemsiyorum. Bizim futbol severimizin aklına da bunu yerleştiriyor olmamız lazım. Bugün bir Arda Güler'in bu seviyelere gelmesi bir tesadüf değil. Ülkemizde gerçekten çok yetenekli gençler var. Yani örneğin Emre Demir'i en iyi takip edenlerden biri sensin Barcelona'ya gittiği için. Biz her sene bu seviyede bir iki genç buluyoruz. Ama sonuçta onları kaybettik hep. Onun bir nedeni de bence bu. Bu tartışmayı bence sonraya bırakalım. Yani önemli olan gerçekten büyük bir inançla, cesaretle ulaşabileceğiniz en yüksek hedefe doğru yürümeyi hedef olarak seçmek. Orada kısa bir şey söyleyeyim. Yani hocama katılmadığım noktam şu. Hedefi kapasiteye göre doğru belirlemezsen, kapasitenin altında kaldığın zaman yetersizlik algısı oluşur. Bu bireyde de öyledir. İnsanda da öyledir. O yüzden evet çıta her zaman en yukarısı olsun. Her zaman o arzulanır. Ama sen kapasitene göre hedefini belirlemezsen, o hedefe ulaşamadığın zaman bu sefer içsel bir motivasyon kaybı ve içsel bir yetersizlik algısı oluşur bireyde. O yüzden de hedef doğru belirlenmeli. Mesela bazen
alt liglerde ya da Süper Lig'de başkanlarla sohbet ediyoruz ortamda, sohbet sırasında. Şimdi ya da işte hocalarla sohbet ediyoruz. Şöyle bir rahatsızlık oluyor. Mesela başkan çıkıyor kamuoyuna şey açıklama yapıyor. Bu sene şampiyon olacağız diyor. Mesela ikinci lig takımı, üçüncü lig takımı, bal ligi takımı ya da TFF birinci lig takımı. Ama hoca şeyin farkında. Bu takım ilk ona ancak oynar diyor. Hoca bunun farkında. Ve hoca başkana kızıyor bu sefer. Ya başkan nasıl söylersin bunu diyor. Niye bunu söylüyor? Çünkü şöyle bir tablo var. Sen hedefi şampiyonluk koyuyorsun başkan olarak. Daha takımın kapasitesini belirleyemiyorsun. O yeterlikte değilsin. Doğaldır. Başkan bunu belirleyemeyebilir. Hoca bunun farkında. Sonra 20. hafta geldiğinde takım 10. sıradaysa taraftar diyor ki arkadaş hani başkan olacak, şampiyonluk o gelecekti diyor. Bu sefer oyuncu kendini yetersiz hissediyor. Böyle bir olabilecek kapasitenin altında performans verdiğini düşünüyor ve yetersizlik algısı oluşuyor oyuncu. Bu da sonraki haftalarda daha da başarısız olmaya itiyor. O yüzden hedefi takımın kapasitesine göre belirleyip ona göre yürümek lazım. Ve neyse hani bunu tespitini tabii hocalar yapar. Futbol direktörleri yapar ve ona göre de adım atmak lazım. Evet en yukarısı olsun ama mesela benim gözlemim mesela Kayseri Spor'dan Barcelona'ya gitmeseydi Emre Demir, Ajax'a gitseydi bu sene Barcelona'da oyulacaktı belki de. Ha. En yukarı hedef koymak, tabii, kapasitenin bir üstünde bir hedef koymak bazen sizi bocalamaya itebiliyor. Ama böyle adım adım gitseydi Emre, bugün Fenerbahçe ile antrenmana değil, belki Barcelona ile antrenmana çıkıyordu. Evet. Şimdi çok da uzatmaya gerek yok. Başkanların o açıklamaları, başkanlar hedef koymayı bilmediklerini zaten gösteriyor. Evet, o açıklama hedef koymak değil. O açıklama taraftara oynamak. Türkiye'de herkes taraftara oynadığı için kimse hedef bile koymuyor sevgili Tamer. Şimdi hedef koyacaksak, kapasiteye göre hedef koyacaksak, benim takımın kapasitesine göre ben acaba hangi hedefi koymam lazımdan önce benim kulübümün, camiamın kapasitesine onu düşünüyor olmak lazım. O yüzden gerçekçi planlamalar, gerçekçi hedefler her zaman konulabilir, ulaşılabilir. Yani demin sen bir hesap yaptın programın başında. Galatasaray'ın kapasitesine 20 milyar dedin. 20 milyar bir bütçe gelecekte ulaşabileceği. Ya benim 20 milyarlık bir bütçem varsa o 20 milyarla ben nasıl bir takım kurabilirim bir düşünelim. TL mi hocam? TL de olsa 20 milyar. 20, yani Galatasaray'ın şu anki borçlarının neredeyse 10 katı. Tabii. Neredeyse 10 katı. Galatasaray şu anki durumuyla böyle bir takım kuruyorsa bunun 10 katı büyük bütçesiyle nasıl bir takım kurabilir bunu bir düşünelim. Evet. O yüzden bakın iş hedef koymaktaki hatalardan çok benim bütçemi ben nasıl çoğaltabilirim? Nasıl daha kaliteli takım kurabilirim? Hedef koyarken evet. Bunları da düşünüyor Peki, olmak hocam, lazım. Peki hocam reklama gideceğim. Reklama giderken şunu sorayım size de. Bir tweet atmış arkadaşlarımız. Sizce şu ana kadarki en büyük transfer çalımı hangisi diye. Aspor'un Twitter hesabında işte Zaha diyenler var, Getson diyenler var, Mehmet Topuz diyenler var. Siz de fikirlerinizi yazın. Dönüşte bu konuyu konuşacağız. Spor Ajansı devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi birkaç dakika önce o sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Elio Pino, Icardi'nin menajeri İstanbul paylaşımı yaptığı havalimanından ve o uçak Milano'dan geliyormuş. Uçağın geliş saati 14.35. Az önce Arjantin mi acaba neresi diye bir merak uyanmıştı. Reklam arasında bu bilgilere de ulaştık. Hatta Güvenç Kurtar da bizi izliyormuş. Kendisine selam söyleyelim. O bile hemen merak edip bakmış uçak bilgilerini hocam. Yani düşün taraftarlar kim bilir neler yapıyordur şu anda. Güvenç Hoca da yazdı. Çok teşekkür ederim. Güvenç Hocama selamlar, saygılar. O bazı uçakları özel takip ediyor. Özel hocamın, program varmış onun anlatmıştı geçen. Evet varmış. Mezuniyetini kutlayalım. Hukuk fakültesini bitirdi. Mezun oldu mu hocam? Tabii. Oldu. Hocam tebrik ederiz. Mezun oldu hocamız. Azbine de hayranım. Tebrik ediyorum buradan. Araştırmacı avukat. Bak hemen bilgiye ulaştı. Yazmış bana da. Tebrik ediyoruz kendisini. Saate kadar 14.35'te Icardi'nin menajeri Elio Pino 14.35'te İstanbul'da olacakmış. Sevgili seyirciler bu sıcak bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet şimdi Zaha transferinden yola çıkarak bir soru sormuştum. Twitter'da da arkadaşlarımız sormuş. Dünkü olay tabii bir transfer rekabetini kazanmak. Hani transfer çalımı diyenler var, başka şeyler diyenler var. Sizin hatırladığınız böyle
transfer döneminde yaz aylarında A takıma gidecekken B takıma gidince sizi çok şaşırtan bir transfer hatırlıyor musunuz? Tabii ki Mehmet Topuz yani. Forma giyip de gitmiş bir oyuncu. Daha ötesi yok bence Mehmet Topuz transferinde. Mehmet Topuz. Tabii. Yani Mehmet Topuz forma giyip de rakibe gitti. Yani adama forma giydirdiler. Evet. Üstünde forma var, poz verildi. Sonra başka takıma gitti. Daha ötesi var mı? Beşiktaş'a gidecekken Fenerbahçe'ye gitti. Beşiktaş formalı da fotoğraf verdi. Sonra en şaşırtıcı bu. Daha bence bunun ötesinde başka bir zirve olamaz. Yani bunun ötesi imza töreninden adam alıp da rakibe imzalatmak olur. Yani adama takımın formasını giydirip de almak başka bir iş. Şimdi Ahmet Hocam. Ben biraz değişeni anlatayım. Epey eski olduğu için isim de vereceğim. Hasan Vezir Fenerbahçe'de oynuyor. Son maça çıkmadı Hasan Vezir. Aniden işte gazetelerden okudun Hasan Vezir kaçırıldı diye. Ben de merak ediyorum. Nerede Hasan meşhurdur Vezir? Oyuncu evet, kim kaçırdı? Sezon bittiği için ben de eşimle beraber tatile gittim. Gittiğim tatil köyünde Hasan Vezir'le karşılaştım. Allah Allah. Onu kaçıran Galatasaraylı yöneticim meğer o tatil köyüne kaçırmış. Orada birkaç gün beraber geçirmiştik. Dönemin alaçatısı büyük ihtimal hocamın gittiği yok, tatil köyü. Yani Fethiye'deydi. Daha detay şey yapmayalım. Anladım. Hocam güzel. Yöneticimizin orada yazlık evi varmış. Tatil köyünün içinde. Oradaymış. Yani herkesin Hasan Vezir'i aradığı dönemde biz aniden Hasan Vezir'i orada bulmuştuk. Tesadüm o dönem böylesi. Kaçırmalar çoktu. Tabii. Yani ligin son haftasını bile futbolcuyu oynatmadan alıp kaçırırlardı. Kaçırılan birçok futbolcu da biliyoruz tabii. Peki şimdi 141 yorum var şu anda. Gerçekten bayağı ilgi göstermişsiniz. Bu soruya teşekkür ederim. Ağırlıklı Zaha deniyor. Stoh diyenler var. Galatasaray'ın kapa bildirdiği, sonradan Fenerbahçe'nin aldığı. Tabii o da başka bir vaka. O yani da kapa bildirip de oyuncuyu durum. Alabilmek de başka bir vaka. Yani Mehmet Topuz diyenler çok. Zaha, Stoh. Üçü üzerinden gidiyor böyle. Üçü üzerinden cevaplar gelmiş. İlginize teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Ya Mert Hakan'a kadar, İrfan Can'a kadar. Değil mi? Bunların hepsi oldu. Büyük Vedat Muriç de Galatasaray arasında evet çok değişenler oldu. İşte bunları bir espri olarak görmeyi becerebiliyorsak bir sorun yok. Evet. Bu arada Beşiktaş'tan bir sıcak gelişme, bir paylaşım sevgili seyirciler. Kap paylaşımı gelmiş. Profesyonel futbolcularımızdan Romain Saiss'ın transferi hususunda Alsat ile anlaşmaya varıldığı kapa bildirildi deniyor. Saiss yollar ayrıldı. Saiss Beşiktaş'tan ayrıldı. Resmiyete döküldü. Evet. Hemen bu son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım. Bonservis bedeli de var mı açıklamada? Detaylar var mı? Hemen bir bakacağım. Beklentik. 2,8 deniyordu. 2,8. Evet. 2,5 rakam. Milyon gelmiş rakamlar. 300 bin euro bonus. 2,5 milyon euro. Beşiktaş'ın alacağı bonservis bedeli 300 bin euro da şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır deniyor. Bu da bir sıcak gelişme olarak transferde. Yani bugün şu birkaç saatlik dilimde üst üste sürekli sıcak gelişmeler haftaya yaşanıyor. Haftaya tempolu başladık. Evet, programda tempolu gidiyor. Yankıları aynı şekilde hızlı sıcak bir şekilde devam ediyor hocam. Sevgili Taner, Saiss kalitesinde bir stoper almaya kalksan ne kadar bonservis ödersin? Hocam yani yaşı 34 müydü, 35 miydi Saiss'in? 34 galiba. Öyle bir yaşı var. O yüzden yaş itibariyle sanki bu rakamlar maksimum gibi geliyor bana. Beşiktaş bu rakama onun yerini doldurabilecek 34-35 yaşında bir oyuncu 33. Oldu. Evet, yaşı itibariyle 33 olduğu için. Hani oyuncu da gitmek istiyor bu arada. Yani o yüzden gitmesi ayrı. Gitmek isteyen yerini adamın doldurun, önünde bakın, duramıyorsunuz ya. Beşiktaş'ın zaten stopere ihtiyacı var. Elinizde en güvendiğiniz stoper. Takım kalmasını yönetim istiyor, teknik direktör istiyor. Bu dönemde 2,5'a gidiyorsa onun yerini doldurmak kolay değil. Değil. İyi bir scouting yapmanız lazım. Ya nasıl Galatasaray gidip de Marca'yı Portekiz Ligi sonuncusundan alıp da ligin en çok gol yiyen takımının stoperini getirip de takımı alıp sonrasında seviyeye sattıysa sizin de iyi bir scouting yapıp bunu bulabilirsiniz. Ki yapılan transferler var ama dediğim gibi Galatasaray bunu başarırken belki bir 10-15 yıllık bir scouting altyapısıyla bunu yapıyor. Yıllardır süre gelen. Fener Beşiktaş'ın da bunu oturtabileceği düşüncesindeyim ki listelerindeki oyuncuları bitirmeye çalışıyorlar. Talyanko olayı mesela büyük bir talihsizlik aslında. Evet. Yani İstanbul'a kadar getirmişlerdi. Çok da istediği bir isimdi Şenol Güneş'in. Evet, muhtemelen alternatifler de var. Amartidir vesairedir, bayağı oyunculuğuyla da görüşülüyor.
Bitecek ama bence sayısından bonservis kazanmak da bir şans. Çünkü oyuncuyu kadro dışı bırakıp kendi halinde antrenman da yaptırabilirdi Beşiktaş. Çünkü oyuncu oynamak istemiyordu. Örnekleri var. Var. Lens var, Laiç var. Evet. Yani satamayıp da oynamayan adama kulübede bekletip hatta akademide bekletip para ödediği de çok fazla oyuncu var. Hem Beşiktaş'ın hem diğer takımlarımızın. Şimdi satmak da bir şans. Oyuncu gitmek istiyor. Ama sayısında rüyası hakikaten de Arap Yarımadası mıydı gerçekten? Yani Dünya Kupası'ndan sonra ben gideceğim diye tutturup evet şimdi yani. Arap Yarımadası'na gidiyorsa herhalde çok güzel bir maaşa gidiyor. Evet yani Katar, Al-Sadd. Şimdi hani bence Suudi Arabistan Ligi'ne gitse hani orada bir yıldızlar var, böyle bir yeni bir heyecan, yeni bir renk. Ama neden orayı tercih etti? Tahminim kariyerim bitiyor artık. Son bir vurgun tabiri caizse yapayım maddi anlamda. Gideyim diye düşündü. O yüzden de Beşiktaş'a muhtemelen zorluk çıkarttı gitmek açısından. Evet muhtemelen. Şimdi Ahmet Hoca'nın da dediği gibi şimdi yerin dolması gerçekten şimdi yaş, zor bir oyun. Yaş 33 bence önünde daha en azından 4 sene rahatlıkla oynar. Daha fazla oynayan futbolcular da var 2. Yani bence bu sene aşırı derecede olumlu bir Dünya Kupası geçirdi. Tabii ki. Yani bence Beşiktaş'ta olan ilişkilerden dolayı orada bizim bilmediğimiz bir eksiklik var veya beğenilmeyen bir şey var. Yani bu kadar ısrarlı bir şekilde gitmeyi niye düşünür? Yani diğer taraftan da her futbolcu da aklına geldiği gibi ben gidiyorum deyip elini kolunu sallayarak bu şekilde gitmiyor olmalı. Bu ne şekilde çözülebilir? Onu da ayrı bir programda ayrıca konuşalım. Bundan nedense hep kulüplerimiz zarar görüyor. Futbolcu gitmek istiyorsa gider. Gider de gelirken nasıl istiyorsa giderken de kulüp bir şeyler istesin. Evet. Yani o futbolcuya da alın ben de bunu getiriyorum diyerek o kulübün tatmin olacağı ücretleri de getirmesi lazım. Yani ben onun yerinin 2,5 milyonla dolmayacağını düşünenlerdenim. Evet. Yani 2,5 milyon elde etti Beşiktaş ama çok daha fazlasını vererek bir oyuncu bulmak zorunda kalacak. İşte Lianco'nun maliyeti 6 milyon euroyu buluyordu eğer o gerçekleşseydi. Şu paranın neredeyse 3 katı bir maliyet. Evet. Tabii Saiss olayının detaylarını artık Beşiktaşlı yöneticiler, Şenol Güneş bir basın toplantısı ya da röportaj gerçekleştirirse kendilerine biraz daha detaylı sorarız. Bu Ahmet Akça'nın, Taner Karaman'ın merak ettiklerini kendilerine sormak isteriz. Onu da söyleyelim. Peki bu sıcak gelişmeyi de verdikten sonra Fenerbahçe'ye geçelim sevgili seyirciler. Fenerbahçe belki Zaha'yı Galatasaray'a kaptırdı gibi gözüküyor. Ama Sarı Lacivertler önemli bir transfer sezonu geçirdi. Büyük yıldızları kadrolarına kattı. Şimdi onunla ilgili haberimiz gelsin ekrana. Transferleriyle ilgili bir toparlama yaptık. Gerçekten önemli isimleri kadrosuna kattı Sarı Lacivertler. Ahmet Hocam artık ne eksik kaldı Fenerbahçe'de? Şu açı, yani benim penceremden bakınca bir eksik yok diyebilirim. Çünkü biz bazen gereğinden fazla bir derinlik istiyoruz kadroda. Şimdi kale en çok konuşuluyor. Divakovic'in henüz işi tam olarak olmadı. Ama ben yapı itibariyle Fenerbahçe hiçbir kaleci transfer etmeden dahi Altay'la, İrfan Can'la bu sene Avrupa hedefleri dahil olmak üzere bütün hedeflerine ulaşabileceklerine inanıyorum. Dolayısıyla ben kaleyi doldurabiliyorsam takımdaki bütün mevkileri Fenerbahçe'de doldurabilecek kalitede futbolcu mevcut. Ama buradaki belki de en büyük sorun futbolcuların fazlalığı. Bakın belirli bir seviyeye kadar kadro derinliğine evet ama sen 40 kişinin üzerinde bir kadroyla çalışıyorsan hele hele Fenerbahçe'de takımın sil baştan olduğu 8-9 tane yeni transfer oldu. Yok 8 tane. Kaldı ki bir iki transfer daha yapılacak. Takım sil baştan. Teknik heyet sil baştan. Dolayısıyla geçen sene benim görüşüme göre çok oturmamış özellikle defans oyununun sil baştan olacağı gerçeğiyle Fenerbahçe sıfırdan başlıyorsa mümkün olduğunca sezon içinde oynayacağı kadroyu bir an önce belirleyip o kadro hatta ilk 11'i mümkünse belirleyip o 11'le o oyunu oturtması lazım İsmail Hoca. Kadro genişliği onun bu çalışmalarında en büyük engellerden birini teşkil eder. Çünkü her ne kadar futbolcular arasında biz bazen seviyeler çok farklı desek bile takımın performansı iyi olduğu zaman düşük seviyede görünen futbolcuların bile performansının üsttekilere çok yaklaştığını görüyoruz. Benim için takım oyunu biraz daha ön planda.
Şu anki kadroyu da ben şampiyonluğu oynamaya yeter görüyorum. Peki böyle spesifik mevkiler üzerinden gidelim. Taner Karaman'a sorayım. Kaleden başlarsak yabancı kaleci Livakovic ihtiyacı var mı sence Fenerbahçe'nin? Bence yok. Yani neden yok diyorum. Eğer Altay'ı kazanabiliyorsanız. Neden kazanmaktan bahsediyorum? Altay iyi bir kalecidir. Kumaşı vardır. Geçtiğimiz sezon kötü geçirdi evet. Ama önceki sezonlarda gösterdiği performans ona milli takım kapısında açtı ve Fenerbahçe transferi doğurdu. Bugün Altay'daki sorunu çözmek yerine Altay'ı kesip atıp yerine başka adamı koymak en kolayı. En kolayı yani bütçem vardır alırsın. Verirsin 10 milyon euro, Livakovic alırsın, 20 verirsin, başkasını alırsın, alırsın. Sorun problemi çözmek. Ve bugün Altay'ın performansını aşağıya çeken sebebi bulmadan yerine getireceğin kaleciyi de aşağıya çekebilirsin. Çünkü orada bir hastalık vardır. O hastalık Altay'ı düşürüyordur. Ve son hastalığın sebebini bulmadan Altay'ı gönderip başkasını getir, o birisi o da kapılabilir. Önce sorunu bulmak lazım. Sorunu bulmadan gönderiyor olmak bir kaleci en kolayı ya da bir oyuncu. Ama yerine geleni de hasta edebilirsin. Ve Fenerbahçe bence burada bu hataya düşüyor. Üstelik artı 3 kuralından dolayı bugün Fenerbahçe'nin kadrosunda evet. Banko kaleye yazabileceğim bir İrfan Can'la Altay ikilisi var. Siz bunu yabancıya çeviriyorsunuz ve yabancıya çevirdiğiniz zaman şöyle bir gerçeklik var. 10 adamınız kalıyor geriye. Şimdi siz bana şunu söyleyebilir misiniz? Fenerbahçe'nin 3 tane yerli oyuncusunu sayalım ve bu 3 yerli oyuncu sahaya girdiği zaman Fenerbahçe'nin 7 oyuncusunun seviyesinde oynayabilecek. Yani bugün işte Edin Džeko'lar ya da diğer oyunculara baktığımız zaman Fenerbahçe'nin yerli kontenjanındaki oyuncular sahaya girdiği zaman yabancıların seviyesinin bir tık altında, belki performans olarak birisi çok daha yukarısını gösterebilir. Evet. Yani bunlar zaman zaman olabilecek. Ferdi ama mesela. Mesela Ferdi. Ama Fenerbahçe'nin yerli olarak 3 yerlisini de sahadaki 10 adamından belirliyor olması kadronun da bir seviye aşağıya çekmeye sebebiyet verebilir. O yüzden ben evet Livakovic iyi bir kalecidir ama orada da şöyle bir gelişme var gibi gözüküyor. Oyuncuya teklifler hep vardı zaten. Hı hı. Biraz daha aslında oyuncu şu anda beklemede gibi duruyor. Ve bu şöyle bir zarar. Ligin başlamasına çok fazla vakit kalmadı. Ligin başlamasına vakit olarak çok kalmadı ve bir kalecinin kadroya dahil olması uyum gerektiren bir durum. Tabii. Savunma hattında uyum göstermesi lazım. Sağ bekinde, sol bekinde, hatta merkez orta sahanda uyum göstermesi lazım. Ve bu bir alışma evresi. Bu yüzden stoper transferleri takımlarda genelde ilk yapılan transferlerdir. Kaleciler genelde ilk yapılır. Çünkü bu ekip gerektiren, takım gerektiren, uyum gerektiren bölgelerdir bu bölgeler. Yani bir 10 numara çoğunlukla bireysel oynayabilir ya da bir golcü kendine göre oynayabilir. Ama merkez orta saha, arka dörtlü ve kaleci birbirleriyle böyle zincirin halkası gibi tutunması gereken bir yapı olduğu için buraya siz kampın başına bu transferleri yetiştirmeniz lazım. Fenerbahçe burada 6 adamını yetiştirdi. Bir kaleci kaldı. Ve bu dakikadan sonra yapılacak kaleci transferi de biraz uyum sürecini zorlaştırabilir. Ve ben Altay'ın kazanılması gerektiği düşüncesindeyim ama tabii ki de Fenerbahçe'yi daha yakın takip eden isimlerin de verdiği bilgiler özellikle Ajax'la artık işin büyük ölçüde bittiği yönünde bilgiler geliyor. Bugün öyle taze haberler var. Ajax'ın çıkış maddesi 6 milyon euro galiba. Hı hı. Değil mi Altay'ın? Öyle bilgiler var evet. Evet, bunu ödeyip Altay'ı kadrosuna katmak istediği haberleri var. Ajax ve Altay. Ahmet Hocam. Şimdi biz beğenmediğimiz Altay'ın Ajax'a gideceğinden, Manchester United'da ikinci kaleci de olsa gideceğinden bahsediyoruz. Burada bir çelişki yok mu? Evet, burada bir çelişki var. Oyuncunun kumaşının farkındalar. Değil mi? Ve onlar da bence hocam şuna şaşırıyorlar. Nasıl Fenerbahçe böyle bir kaleciden vazgeçiyor? Şaşırıyor olabilirler. O yüzden bence biz hataları sevgili Taner'in hastalık dediği konu Fenerbahçe'ye mahsus değil. Türk futbolunun bir hastalığı. Evet. Fenerbahçe'de şu an takımda en uzun süredir görev yapan oyuncusu kim? Altay. Altay. Sen Altay'ı gönderdiğin zaman kim kalacak en uzun süre görev yapan? 3 seneyle Ferdi'den bahsedeceğiz. Belki Mert Hakan'dan bahsedeceğiz. Bir sene sonra gelmiş İrfan Can var. Ya biz bir kurma hafızasından bahsediyoruz. Yani siz takımınızı bu derece yenilerseniz 10 sene öncesine gittiğimiz zaman hele hele 20 sene öncesine gittiğimiz zaman neredeyse 10 sene boyunca bir takımda oynayan 5-6-7-8 futbolcu sayabiliyorduk. Evet. Bunların hepsi çok önemli konular. Bakın sizi şampiyon yapacak kadronun bazen deneyiminden bahsedersiniz. O futbolcuların daha önceden şampiyonluk yaşamış olmalarının avantajından bahsedersiniz.
Hele hele yabancı sayısının yüksek olduğu bu dönemlerde gelen o yabancı futbolculara hem saha içindeki kaliteleriyle hem de camiadaki ağırlıklarıyla onlara uyum sürecini kolaylaştıracak, yardımcı olacak futbolculardan bahsedersiniz. Bunlar hep sizin takımınızın şu an için karşılaştığı zorluklardır. Evet, Ajax'ın hocam sportif direktörü Sven Mislintat'ın İstanbul'a geldiği ya da gelmesinin beklendiği diyeyim. Daha gelişiyle ilgili net bir bilgi yok, öyle demeyeyim. İstanbul'a gelmesi bekleniyormuş şimdi, bu transferle ilgili. Ben biraz profesyonelce yaklaşacağım. Bakın, bir Dzeko'yu aldı Fenerbahçe. Evet, Dzeko'nun kalitesine, geçmişine, kariyerine, hiçbir şeyine söyleyecek lafımız olamaz. Ama Dzeko ile ilgili bir algı yapılıyor mu şu an? Yapılıyor. Akşam veya sabah benim izlediğim o görüntülerde söylediği şarkıya kadar. Takım kaptanlığının ona verilmesiyle takıma yapacağı liderliğe kadar. Bu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Bunun böyle de olması lazım. Senin belirli oyuncularınla ilgili, hocanla ilgili kamuoyunda böyle bir algı yönetimi yapıyorsan, ki yapılması lazım dedim. Ya kaleci Altay'ın şu an sorun da demeyeceğim. Geçmişte taraftarla arasında yaşanan bir olay var. Onu sen iki tane hamleyle tamamıyla sıfırlarsın. Bunu temize çıkarırsın. Bir taraftarla bir kalecinin kucaklaşması zor bir şey değil ki. Hele hele o senin takım kaptanınsa. Hı hı. Hele hele o kaleci daha 6 ay önce ya milli takımın birinci kalecisi olması gerekir diye senin sonuna kadar arkasında durduğun, direttiğin bir kaleci ise bence bu algı çalışmaları da yapılmadı. Evet. Bazen bu tür işleri kolaylaştırmak için bunlara da ihtiyaç var. Yani Fenerbahçe çok çabuk bir şekilde Altay'dan vazgeçti gibi duruyor. Sevgili Taner'in sorusuna şöyle bir cevap vermiştim. Bizde herkes taraftara oynuyor. Taraftar istemiyor diye biz bütün doğrulardan vazgeçiyoruz. Fenerbahçe'nin yapabileceği en büyük hatalardan biri olur şu an Altay gibi bir kaleciyi göndermesi. Evet. Benim kendi görüşüm. Şimdi Fenerbahçe mi acaba daha çok göndermek istiyor yoksa Altay mı daha çok ayrılmak istiyor? O da bir tartışma konusu. Çünkü kaptanlık elinden alındı. Ya yani elinden alındı derken yani öyle demeyelim. Daha yumuşak nasıl deriz? Dzeko'ya verildi. Şimdi o da Altay'da bir kırgınlık yaratmış olabilir. Taraftarla zaman zaman yaşadığı sıkıntılar. Hani Altay tarafından değil de taraftar hep protesto ediyordu Altay'ı. Hatta Jesus çıktı bir maçtan sonra bir daha yaparsanız kalmam burada dedi. Taraftara seslendi. Bunlar biraz Altay'ı kırmış olabilir mi? İpleri koparmış olabilir mi bu durumlar? Yani şöyle, gitmemiş oyuncunun formasını yeni bir transfere vermek ne kadar yanlışsa, gitmemiş oyuncunun kaptanlığını alıp da başkasına vermek de kırıcı bir davranış. Böyle düşünüyorum. Üstelik bu oyuncu Edin Dzeko bile olsa takımda daha ilk günü geçiren bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi kaptan dediğimiz zaman, evet, kaptan takımı toparlayıcı bir rolü olur vesairedir. Edin Dzeko da böyle bir kimliğe sahip olabilir, deneyim vesaire. Ama Altay daha takımımızda devam ediyor. Yani bir zahmet, ama burada başka bir kırgınlık da var gibi gözüküyor. Yani hocamın bahsettiği gibi taraftarla aradaki bağlar kadar bir de yönetimle Altay arasındaki bağların da sezon içerisinde yaşadığı ameliyatla ilgili süreçten dolayı biraz kopuk gibi gözüküyor. Yani zamansız ameliyat oldu, şampiyonluk yolunda erken gitti, daha fazla kalabilirdi gibi içeride bir kırgınlığın olduğu bilgileri de dolaşıyor. Şimdi bu da doğruluğunu, yanlışlığını, yani böyle bir kırgınlığın olması ne kadar doğru, bana yanlış geliyor bu yaklaşımda. Yani Fenerbahçe yönetimi Altay'a karşı özellikle bu satış listesine koyma ya da onunla yolları ayrılma konusunda, çünkü şöyle bir durum var şimdi, Altay oynamak istiyor. Elinizde Altay ve İrfan varken Altay'ın kaptanlığını elinden alıp üstüne bir de Livakovic'i kadroya dahil etmeye çalıştığınız zaman doğal olarak diyorsunuz ki Altay'a, ben seni üçüncü kaleci olarak düşünüyorum. İrfan, evet, da bu arada iyi bir performans gösterdi. Hakkını, tabii, yememek lazım. Mükemmel bir performans gösterdi. Belki de Altay kalede olsaydı Fenerbahçe şampiyonluk yarışını son 180 dakikaya kadar devam ettiremeyebilirdi. Altay'ın performansından dolayı. Beklenenden iyiydi değil mi? Müthiş. İrfan yani, İrfan Can Mustara gibi bir performans sergiledi. Sezon boyunca Mustara ne kadar iyi bir performans sergilediyse, İrfan da o oynadığı o kısa süre içerisinde çok güzel bir performans ortaya koydu. Ve Fenerbahçe Altay'ı 3. kaleci pozisyonuna itmeye tercih etti. Altay'da doğal olarak milli takımı kalecisi olduğu için ya oynayabileceği ya da oynamayı zorlayabileceği bir takıma gitmeyi tercih etti. O da Ajax gibi gözüküyor. Evet, şimdi bu arada... Biz bazen kopya çekmeyi seviyoruz. Şimdi bütün kulüpler bizde senelerdir kendi Fatih terimlerini arıyorlar. Yanlış mıyım?
Fatih Terim'in Galatasaray performansıyla böyle bir kopya olayına gidildi. Kimse de bulamadı. Şimdi ben şunu da görüyorum. Galatasaray'ın Icardi'sini kopyalamaya çalışan, belki bir zihniyet var mı diye ortaya soru atayım. Şimdi Icardi kadar performansı iyi olsun, Icardi gibi takımın lideri olsun, etkili olsun diye istiyorlar. Sanki Dzeko'yu da biraz o şekilde kullanmaya çalışan bir Fenerbahçe zihniyeti var mı diye oraya da bir soru işareti koyayım. Çünkü sabah Dzeko'nun söylediği şarkıya kadar ya Icardi'nin bir şarkısı var, onun da olsun diye. Sanki öyle bir planlama varmış gibi geliyor. Icardi'nin Galatasaray'daki liderliğinden, bu performansından bütün Galatasaraylılar çok memnun mu? Memnun. Icardi takımın kaptanı mı? Hayır. Fenerbahçe'de Dzeko o göreve soyunacaksa bile illa burada bir bant olması gerekmiyor ki. Evet, yani o bant anlatabildim lider mi? Yapmıyor değil mi sizi yani? Bütün söylemek istediğim o. Anladım. Hele hele siz kendi kaptanınızın o sene takımda kalacağını düşünüyorsanız, bence bazen bunu da yaparlar takımlar. Derler ki işte çok büyük bir futbolcu gelmiş, 10 numarayı giymesi lazım. Varsayalım Messi gelmiş. Senin bir 10 numaran varsa Taner'e diyebilirse ki ya Taner, bizim takıma Messi geldi. Yani sana da yakışan, sen kendin, kulüp sana bir şey demeden, Messi sana bir şey demeden, ya ben 10 numaramı Messi'ye veriyorum diye kendi gider verirse Taner'i de onara etmiş olursun. Aynı şey takım kaptanlığı da için de geçerlidir. Ama sen kalkıp söke söke o rütbeleri buradan sökercesine o kaptanlığı ondan alıyorsan, bundan olumsuz etkilenmemesi mümkün değil birinin. O bence kaleci sorunu veya Altay sorunu Fenerbahçe'de doğru yönetilmedi şimdiye kadar. Hala da devam ediyor. Bakın ne olacağını da bilmiyoruz. Belki Fenerbahçe başka bir kaleci almadan yoluna devam edecek. O zaman niye bu kadar üzüntü? Ya baştan dersin ki Altay kim gelirse gelsin almıyorum. Sen kalede olacaksın. Ve İrfan'la beraber kaleyi size teslim ettim. İkisini de üst düzey bir motivasyonla hazırlık dönemine sokarsın. Evet. Yalnız o şunu da söyleyelim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal Bekao transferi bitti. Livakovic henüz belli değil dediği an orada Altay'la ipler kopmuştur muhtemelen. Muhtemelen. Yani ya, sizin dediğiniz gibi deseydi Fenerbahçe biz kalecilerimize güveniyoruz. Ama öyle bir açıklama yok. Hatta teknik direktör basın toplantısında dedi Livakovic için bekleyiş devam ediyor diye. İmza töreninde bu soru üzerine başkanımızla beraber, aynen kurduğu cümle oydu. Başkanımızla beraber bu konuyu takip ediyoruz dedi. Teknik direktör olarak net bir tavır sergilersin. Ben Taner'le devam etmek istiyorum veya istemiyorum. Yani başkanımızla beraber takip ediyoruz demek de belirli şeyi, kararsızlığı ortada bırakmaktır. Bu bile herkese olumsuz yansır. Evet. Bu arada tabii birazdan Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi halinde bir sonraki turdaki rakibi belli olacak. Diğer 3 temsilcimizin de konferans ligindeki muhtemel rakipleri belli olacak. Onunla ilgili bir grafik hazırlamış arkadaşlarımız. Ekrana getirelim. Hangi takımlarla eşleşebilir temsilcilerimiz? Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu. Yani playoff'tan bir önceki tur. Ludogorets, Olimpia Ljubljana maçının galibi, eşleşmesinin galibi Sparta Prag ve Klaksvik Hake eşleşmesinin galibi. İsimlerini bile söylerken hocam zorlanıyoruz. Yani şu elemelerde kuzey ülkeleri hep beni tedirgin ediyor. Değil mi? Hazırlar çünkü yani. Hepsinin yani, ligi başlamış. Evet, erken başlıyorlar. Fizikken daha iyi oluyorlar. Fazlaca maç performansları olmuş oluyor. Transferlerini bitirmiş oluyorlar. O yüzden mümkünse bizimle aynı dönemde başlayan, aynı dönemde transfer yapan ülke takımları gelsin. Çünkü vaktir işte Molde'nin Fenerbahçe'ye yaşattığı, Österşuls'un Galatasaray'a yaşattığı gibi. Tromsø çok daha eski, onun yaşattığı gibi. İzlanda milli takımına dahil olmak üzere. Evet. Kuzey ülkeleri bizim için bir, hatta Zalgiris Vilnius'ta da o yüzden bazen şeyim böyle, bir kaza olmasın aman düşüncesiyle hep yaklaşıyorum. Şu eşleşme listesindeki sadece 3. basamaktaki takımlardan biri gelmesin. Diğerleri Galatasaray'ın, evet Ludogorets de çok enteresan bir takım. Sparta Prag da keza aynı şekilde ama Galatasaray bir şekilde kadro kalitesiyle geçecek. Yani mevzu oynanacak futbolun kalitesine kalırsa Galatasaray evet hepsini geçer. Öyle gözüküyor. Ama işin içine böyle daha hazır olmak,
daha fiziksel olarak iyi durumda olmak, daha böyle takımın birbirine takım olduğu, durum girdiği zaman işin rengi değişiyor. Yani hocam da muhtemelen bu konuda aynı fikirde olabilir. Şimdi aynı takımın 5 aydır, şimdi senden %50 daha az kaliteli bir kadro ama senden belki 6 ay birlikte daha fazla oynamış, evet, ve senden belki 30 maç daha fazla birlikte maça çıkmış bir kadro. Teknik kapasite olarak sen onlardan 2 kat daha iyi bir kadro olsan bile sana zorluk çıkartabiliyor. Doğru. Bir de şu an maç, şu durum var. Çok özür diliyorum. Bu takımların hepsi, hani Pırak'ı biraz daha kenarda tutayım, hepsinin tek amacı Şampiyonlar gruplarına girip para almak. Kesinlikle. O yüzden de oyuncularına çok yüksek primler dağıtan takımlar bunlar. Adam başkanlık sistemi, sahiplik yapısına sahipler ve şöyle diyor adam. Yani beni gruba atın. Ben 30 alacaksam 3'ü sizin. Oyuncu için 3 milyon euro büyük para. Tabii, doğal, o oyuncular için. Büyük para. Adamın 10 yıllık transfer harcaması parası 30 milyon euro. Doğru. O yüzden de diyor ki gruba at, yüksek prim. O yüksek prim de bu takımların büyük bölümü çok büyük motive ediyor. Kesinlikle. Ahmet Hocam, takımları gördün. Konuşmuştuk ama şimdi daha bir detaylandırabiliriz. Diğer takımların da muhtemel rakipleri gelecek birazdan. Şimdi klasik bizim anlayışımızda anlatırsam yanlış anlaşılacak. Diyeceğim ki kim gelirse gelsin. Ya bakın, geçmişte biz bazı takımları eğlendik, doğru. Ama onların ligleri erken başladığı için değil. Veya onların başkanları çok prim teklif ettiği için değil. Onlar bizden çok iyi olduğu için değil. Biz çok kötü olduğumuz için elendik. Yani biz kendi kapasitemizin altında olduğumuz için elendik. Burada toplam kalite önemlidir. Evet, onların 30 maç oynamaları bir avantajdır. Fizikman hazır olmaları bir avantajdır. Hatta onların şu an için bizden, Galatasaray dahil olmak üzere, daha oturmuş bir oyunu olmaları avantajdır. Ben bunların hepsini topluyorum. Toplam kaliteden ben bunu anlıyorum. Onların bütün artılarıyla Galatasaray'ın toplam kalitesine bakıyorum. Galatasaray'ın lehine çok ciddi bir fark var. Demek ki ben bunları düşünmekten çok, ben kendi kalitemi sahaya yansıtmanın hesabını yapmam lazım. Bizim kendimizle yarışımız da zaten o. Bunun içinde rakibi ciddiye almak birinci atılması gereken adım zaten. O yüzden Galatasaray'ın doğru uyarıları aldığını biliyorum. Doğru anlayışa sahip olduğunu biliyorum. Galatasaray bu şekilde çıkacaktır ve bunların hepsinin karşısında favoridir. Ama bir de futbolun gerçeği var. İstediğin kadar favori ol. Futbolda her zaman bir sürpriz ihtimali vardır. O sürpriz ihtimali de işte senin o gün yine kötü bir performans, rakibinde ekstra bir performansla karşı karşıya gelmesi anlamına taşır. Hiçbir maçın garantisi yok. Bunların da yok. Ama ben Galatasaray'ın bu turu hem Zalgiris'e karşı hem de buradaki rakibini geçip bundan sonraki rakibini daha bilmememe rağmen gruplara kalacağını düşünüyorum ve inanıyorum ve bekliyorum. Umarız. Diğer temsilcilerimizin de muhtemel rakiplerini ekrana getirelim. Evet, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri sevgili seyirciler. Hadi oku bakalım. Kecskeméti Riga. Diferdange Maribor. Akureyri Dundalk FC. Tórshavn County AFC diyeyim. Haverford West. Ve Hearts. 5 tane arada ufak firelerle. Yani bunu zaten hani tekte okuyan maşallah madalya takarlar. Fenerbahçe'nin rakipleri bunlar sevgili seyirciler. Evet, yani ya bunu okumayı başaran turu geçmeyi de başarır artık. İnşallah Haverford West'le eşleşmez. Çünkü okuması bizim için sıkıntı. Haverford West. Evet, takımlar bunlar. Yani tabii ki yine hele şu Fenerbahçe'nin kurduğu kadroya da bakarsak kolay kolay Fenerbahçe'ye pek sıkıntı çıkaramayacak rakipler. Bir sonraki turda Fenerbahçe Zimru Kişinevi elerse bu takımlardan biriyle eşleşecek sevgili seyirciler. Dundalk Acun Ilıcalı'nın takımı değil miydi? İsim olarak karıştırmıyorsam herhalde oydu diye hatırlıyorum. Dundalk FC'yi, İrlanda takımı. Burada evet, eşleşmede en ilginç eşleşme oradan gelebilir gibi Fenerbahçe ile. Ama tabii ki de tartışmasız Fenerbahçe bu turu herhalde ilk yarıdan çözer gibi gözüküyor. Yok, Shelburne FC. Shelburne. Dundalk acaba Samsunspor'un
başkanının yatırım yaptığı takım. Böyle bir Dundalk'la Türkiye arasında bir ilişki var da onu şu an hatırlayamadım. Affola izleyenlerimizden. Birazdan bakarım. Bakalım ne olduğuna da ama tabii Dundalk ki bu iş... değil o yanılmıyorsam Fransa 2. liginden. Fransa 2 miydi almıştı hocam? Olabilir. Evet. Bir şeyler karışık. Artık o kadar takım evet falan olunca böyle bilgi karma karışık oluyor. Tartışmasız tabii ki de rakiplere baktığımız zaman Fenerbahçe'nin elememe şansı olmayan takımlar. Eleme şansının yüksek olduğu takımlar. Ahmet hocam geçelim mi diğer rakiplerimize? Geçelim. Demin söylediğimiz aynı şey burada geçerli. Hı-hı. Yani hep biz özgüvenden bahsediyoruz. Ya işte bazen de çok özgüvenli olduğumuz için kendimizi eleştiriyoruz. O biraz havaya sokar insanları. Tehlikeli bir şekilde olumsuz yansır. Ama artık biz de biraz sağlam adımlarla yürümeyi öğrendik gibime geliyor. Kaldı ki İsmail Fenerbahçe konuşuyorsak, İsmail Hoca'nın yapısında zaten o var. Yani orada bir tek hatırlatılması gereken konu şu. Bu türlerde belki çok önemli değil. Fenerbahçe bu sene çok fazla şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Tabii yani öncelik, ben bunu birinci sıraya koydum. Benim için lig şampiyonluğu diyorsa belki Avrupa'da hiç beklenmeyen bazı maçlarda biraz konsantrasyon eksikliği yaşayabilir. Ben orada yine taraftara büyük görev düşüyor diye düşünüyorum. Yani ben taraftar olsam eğer takım bunu böyle düşünse, yönetim, başkan, hoca böyle düşünse bile benim takımımdan Avrupa'da yoluna devam etmesini daha öncelikli hale getiririm kendi adıma. Peki. Diğer eşleşmeler gelsin. Onu da bir görelim. Umarım isimler daha kolay okunacak tarzdadır dediğim anda çok da öyle değilmiş. Hajduk Split zaten bildiğimiz bir takım. Zelnicar Neftçi, evet Neftçi'yi biliyoruz. Sutjeska, Santa Coloma, Balzan, Neman, Grodno. Bu eşleşmelerin galipleriyle Beşiktaş Tiran'ı elemesi halinde, Arnavutluğun Tiran takımını elemesi halinde karşı karşıya gelecek. Burada ama Hajduk Split, Dinamo Zagreb'i yendi geçen hafta sonu. Neftçi de zor bir takım. Neftçi de zor bir takım. O yüzden yani, Hajduk ve Neftçi dışındaki eşleşmeler Beşiktaş için arada, daha risksiz olacak. Bunun bir sonrasında playoff'ta da hani Juventus'lar falan var. Beşiktaş'ın playoff'taki rakipleri çok çok daha zorlu. Şimdi burada başka bir yorum yapayım. Genelde bu tür eleme gruplarında birbirine denk takımlar eşleşirler değil mi? Hı hı. Biz adını okuyamadığımız bu takımlarla aynı gruplardayız ya. Evet. Burada bir gariplik yok mu? Yani. Son senelerde yaptığımız hatalar sonrası işte böyle bir ceza çekiyoruz biz. O yüzden ki Taner de onlardan biridir biliyorum. Bundan 3-4 sene önce Avrupa Ligi'nde puan kazanmamız lazım diye biz burada birlikte yaptığımız programlar dahil bas bas bağırırken hiç kimse önemsemiyordu bunu. Ve bazı hocalarımız yedek çıkıyordu. O yüzden ben artık bunu konuşmuyorum bile. Niye? Zamanında biz görevimizi yaptık. Uyardık. Biz buradaki yorumlarımızda rakibi ciddiye aldık. Ne yazık ki hocam. Yani o zaman dinlenmediğimiz için de şimdi de insanlar diyor ki niye buradayız? Yani işte bunu soranlar o zaman görevini yapmadığı için o buradayız. O dönemler grubu garantilediği için örneğin 4. maçına yedek çıkan takımlarımız. Hı. Ya da gruptan elenmesi garanti olduğu için bir sonraki maçını kazanmayı hedeflemeyenler. Hafta sonunda derbisi var diye hafta içindeki Avrupa maçına yedek çıkan hocalarımız. Bu tablonun müsebbibi kendileridir. Türk futboluna da en büyük zararı onlar vermiştir. Bunu da söylemek lazım. Evet. Ne yazık ki kendi kariyer planlarını düşünerek derbi maçı kazanmanın Avrupa'da maç kazanmaktan onun kariyer açısından daha önemli olduğunu düşündüğü için... İki maçı birden kazanmayı hedeflemek yerine birini yok sayıp diğerine odaklanmayı tercih ettiler o dönem. Ve bugün de işte adını bile zor okuduğumuz takımlar rakibimiz oldu. Maalesef. İşte biz diğer eşleşmeler geldi. Ligimizi Avrupa'dan daha önde tuttuk. Hı hı. Ve benim en çok garipsediğim olay da ikisini birlikte yürüteceğimize inanmadık. İkisi evet birden gayet rahat bir şekilde gider. Evet, bir tam ekran verebilir misin? Bir sınav daha bekliyorsun. Bir tebessümü gördüm az önce. Çok zorlu bir sınav bekliyor. Grize United, Dideleng. Bunda sıkıntı yok. Linfield FC, Pogon. Seçin. Pogon diyelim, tamam, doğru. O takımla görüşmeye gitmiştim ben. Öyle mi? Polonya takımı. Ömer Kamer görev yapmıştı bir ara orada. Aa, doğru. Polonya'da bir o dönemde tamamıyla finansörlüğünü Türk iş adamının yaptığı, Sabri Bey'in yaptığı
bir yapı vardı orada. Hı. Evet, devam etsen. NK Osijek, ZTE FC. Bunda sıkıntı yok. Thomas'ın takımı. Harf harf söylüyorsun, sıkıntı yok diyorsun. Ama o zaten takımına da harf harf yazmışlar hocam. Hibernian FC, Inter Club, Dekalde herhalde değil mi? Dekalde Fransızca öyle okunuyor. Ve Brain. SK Brann takımı. Adana Demirspor Kuluj'u elerse sevgili seyirciler, bu ismini okuyamadığımız takımlarla eşleşecek. Osijek, Stefan Thomas'ın takımı. Öyle Fenerbahçe'nin eski futbolcularından. Evet, Thomas'ın takımı. Oynamıştı. Yani Türkiye burada teknik direktörlük yapmıştı, evet. Mevcut Adana Demirspor kadrosu da yine burada çok rahat turlamayı hak eden bir kadro. Rakibi ciddiye aldıkları sürece çok rahat elerler bu kadroları. Rakibi ciddiye almazlarsa bir bakmışız, örneğin San Marino'dan beraberlikle dönmüşüz. Milli takım olarak yapmışlığımız var bunları. Evet. O yüzden rakiplerimizi ciddiye almamız veya lazım. Faro'ya yenilmişiz. Ya da Faro'ya yenilmişiz. Ya da Letonya'yı yenememişiz gibi. Evet. Tabii Kuluj'u elemesi gerekiyor. Bu arada Kuluj da Romanya'nın son dönemdeki önemli takımlarından biri. Hani Avrupa tecrübesi olan bir takım. Galatasaray'ın da rakibiydi bir dönem. Evet, Galatasaray'la da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti. Umarız Kuluj'u geçecek ve umarız bu 1-2-3-4-5 eşleşmeden takımdan biriyle karşılaşıp o turu da geçecek. Yani Adana Demirspor'dan çok büyük beklenti içindeyim, onu söyleyeyim. Yani ligdeki gösterdikleri başarı zaten hak edilmiş bir başarıdır. Oynadıkları aynen oyun, kaliteli bir futbol, hepsini alt alta yazınca umarım teknik direktör uyumunu da sağlamışlardır. Yani orada bir teknik direktör değişikliği tabii ki kadroyu etkileyecek bir durum. Ama Konferans Ligi'nde şöyle finali gören bir Adana Demirspor benim adıma çok da sürpriz olmaz. İnşallah bir takımımız o finali görecek. Şimdi kapatmadan Ceyhun Kazancı olayıyla ilgili fikrinizi almak istiyorum. Beşiktaş'ta transferle ilgili sıkıntılar yaşanıyordu. Bir de üstüne sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın istifasını yönetime sunması olayı yaşandı bu hafta sonu. Biraz durumlar sıkıntılı Beşiktaş'ta. Sıkıntılı, yadırgıyorum. Bizde şöyle bir laf var. Dere geçerken ad değiştirilmez. Yani eğer şartsa değiştirilirdi. Ama bakın, bir planlama yapacağınız zaman ben hep planlamadan yanayım. Planlamayı da bir haftalık, bir aylık değil. En kısa planlamanızın 5 sene olması lazım. O 5 sene içinde mecburiyetten yapılacak değişiklikler de daha sezon bitmeden önce bilinir. Onun tedbirleri, ön hazırlıkları, geleceği hepsi yapılır. O plan doğrultusunda bazı ayrılıklar olabilir. Bu tür ayrılıklar kesinlikle bir anlaşmazlığın, bir kavganın sonucu alınmış kararlarda. Ne oldu? Daha bir hafta önce Ceyhun Kazancı bütün transferleri yapmaya talipti. Görüşüyordu, yapıyordu da. Yani benim çok yadırgadığım bir olay, hele hele büyük takımlara bu tür değişiklikleri, haklı haksız bakın, çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu bizim organizasyon eksikliğimizin bir parçası. Evet. Şenol Güneş de bir fikir ayrılığı olduğu zaten aylardır söyleniyordu. Ayyuka çıktı bu transfer döneminde. Hayırlı olsun. Yani Şenol Güneş'le birlikte çalışmanın zorluğu ya da zor olmamasından ziyade Ceyhun Kazancı iyi bir spor yöneticisidir. Ama sportif anlamdaki kariyeri yok denilecek kadar azdır. Bu nedenle de çok özür diliyorum. Ceyhun Kazancı'nın bence Beşiktaş'ta olması gereken pozisyon idari bir direktörlük olması gerekir. Yani spor kulübünün idari yönetimiyle alakalı harika işler yapabilecek deneyime sahip bir isim. Sportif kariyeri hiç olmayan, transfer yapması gereken, takım içerisindeki dengeleri, oyuncu iletişimini, hoca ile yönetimle arasındaki diyaloğu, köprüyü kuracak bir sportif direktörlük yetkisine getirildiği zaman bu sefer biraz sancı oluşabiliyor. Ama Ceyhun Kazancı eğer kulübün maliyesinden tutun da işte personeline vesaire idari bir direktör pozisyonunda olsaydı o zaman Beşiktaş için çok daha hayırlı olabilirdi. Bunu daha önce de ben birkaç kez dile getirmiştim. Bu ekranlarda sportif direktör dediğimiz kavramın altını dolduracak bir CV'nin olmadığından bahsetmiştim. Hı hı. Mücadele verdi. İyi transferler yaptı Beşiktaş. Kiminde kendisinin eminim ki parmağı var, kiminde yok. Ama Beşiktaş hayırlı olsun. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kalmasından yana bir fikir sunduğu, kalmasından yana bir istekte olduğu bilgisindeydim. Ancak şu an gelişen durumda biraz tablo farkına terse dönmüş durumda tabii. Evet. Ama şimdi eğer istifası kabul edilirse ki bugün galiba netleşiyor, şunu da demiş. İstifayı henüz hemen net bir şekilde kabul etmemiş yönetim. Ama ne olursa olsun ben eşyalarımı toplayacağım, gideceğim. Hani
İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Tek taraflı bir müessesedir zaten. Bazen ikna çabaları oluyor ya, belki hani öyle bir ihtimal var mı diye düşünenler oluyorsa onu da söyleyelim. Çok da yanaşmıyormuş. Peki Ahmet Akçın Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ağzına sağlık. Taner Karaman çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli, sıcak gelişmelerle dolu bir program oldu. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.